Hızla takip edin. Şimdi Kanal Avrupa. Acı Badem Kalınca'yı sunar. Sevgili seyirciler, yine bir Kalınca programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Kadınca programımız bugün yine dop dolu konu ve konuklarıyla karşınızdayız. Bu arada ben Selda Hava Öz, Hatice Hanım rahatsızlığından dolayı bugün programı ben sunacağım. Beni yeni tanıyanlar için aslında bundan 3 sene önce 1 sene boyunca ben Kadınca programını sunmuştum. Tabii ki Kadınca ile yeni tanışanlar için kısa bir kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Selda Hava Öz, Köln'de ikamet ediyorum. Kadınca'ya yıllardır Kadınca'dayım. Köln'de iş kadınıyım, restoran işletiyorum çocuklarımla birlikte. Bunu zaten ileriki dakikalarda dolu dolu sizinle sohbet edeceğiz. Bu arada buradan tüm seyreden Avrupa, onu da illa söyleyeceğim dedim ilk başta başlarken. Avrupa ve tüm Türkiye, güzel memleketimize, bizi sevenlerimize, ailelerimize kucak dolusu selamlar iletiyoruz. Evet, Kadınca dediğimiz gibi her hafta yine sizlere herhangi bir konularda faydalı olmaya devam ediyor. Bu hafta da çok güzel konularımız var. Çok sosyalliği konuşacağız ve çok çok önemli hayatımıza etki eden sigorta olaylarını konuşacağız. Bu arada sevgili seyirciler, ekranlarda canlı yayın irtibat numaralarımız da çıkıyor biliyorsunuz. O arada sigortayla ilgili veya herhangi bir ilgili Kadınca ile ilgili sorularınız olursa bizleri arayıp canlı yayında sorabilirsiniz. Derken konuklarımıza da başlayalım. Önce konuklarımız kendilerini tanıtacaklar. Sonra sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Evet, sağ taraftan, sağ taraftan başlayalım. Sedat Bey, kendinizi tanıtır mısınız? Evet, ben ismim Sedat Özdemir. Evliyim, 3 tane çocuğumuz var. Evet. Yerimiz Köln Mülheim'de, ikinci ofisimiz de Olpe'de oluyor. Ya bir finans yüzünden ya da hukuk danışmadan falan vesaire insanlarımıza yardımcı oluyoruz. Evet, size çok sıkı sorular hazırladık bu arada. Biraz terleteceğiz sizi. Çünkü sigorta hayatımızı çok etkiliyor biliyorsunuz. Evet. Kolaylaştırıyor, zorlaştırıyor. Farklı yönde de olabiliyor. Evet, sol tarafıma geçtiğim zaman güzel bir bayan görüyorum. Buyurun sizi tanıyalım. Hamide Kurt ben. 97'de Türkiye'den Almanya gelin olarak geldim. Halkla ilişkiler ve reklamcılık mezunuyum. 3 çocuk annesiyim. Evet. Almanya'ya gelin olarak geldim dediniz. Buradan bir sürü konu çıkacaktır bize emin olun. Evet sevgili seyirciler, dediğimiz gibi hayatımızı etkileyen faktörlerden bir tanesi de Avrupa'da sigorta olayları. Biz Sedat Bey bu alanında uzman, yıllardır uzman olarak Sedat Bey'i davet edelim dedik. Biraz sorulara başlayalım dedik ama tekrar hatırlatıyorum. Ekrandaki çıkan numaralardan bize canlı yayında ulaşabilirsiniz. Sedat Bey'e bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Sedat Bey başlayalım mı biraz? Evet buyurun. Evet. Kaç yılda öncelikle biraz daha seyircilerimiz sizi kaç yıldır sektördesiniz? 25 yıldan beri sektörün içindeyiz. Evet. Ya, 25 yıldır da bayağı bize aktaracağınız konular vardır diye düşünüyorum. Siz kendiniz hangi sigortaları en çok ağırlıklı olarak yapıyorsunuz? Size böyle söyleyeyim, branş branş durmadan değişiyor. Bazı yerler var mesela, diyelim size iş yeri sigortaları vardır. İş yeri sigortaları için Almanlar dediği gibi tripsafliş olur, hukuk sigortası olabilir. Ya da ne bileyim ürünler böyle yanlış hatalar olduğu anda ya çalındığı anda geçerlidir. Ev kadınlar için özellikle emekli sigortasını tavsiye ediyoruz. Onu açacağız o konuyu biraz, bayağı bir geniş kapsamlı. Ya da hukuk sigortası şahsi kişiler için, ya ev sahibine, iş yerine bir sıkıntılar olduğu anda. Ya da bazı yerlerden ne bileyim ki çocuklar dışarıda bir şeyler kırdığı anda, hafifliş dediğim şeylerden biz bunları genellikle tercihde bulunuyoruz. Evet. Öncelikle şunu da sormak istiyorum size. Günümüzde teknoloji çok, internet, sosyal medya çok ağırlık olduğu için internet üzeri sigortayı tavsiye eder misiniz? Biraz insanlarımız ucuza, biliyorsunuz herkesin finans durumu da eskisi gibi değil. Ucuza kaçıyoruz bir takım sigorta evet. olaylarında. Ya size böyle söyleyeyim, muhakkak internet üzerinde güzel bir sigortalar vardır. Bazı konularda tavsiyede bulunabilirim ama sıkıntı olan, size böyle söyleyeyim, zarar olduktan sonra sigortanın kalitesi öne çıkar. Örnek olarak size söylüyorum, aramızı kasko sigortası yaptınız, kaza evet. yaptınız. Kaza yaptıktan sonra karşı tarafından ya da siz suçlusunuz,
paranızı almak istiyorsunuz. Expert gelmesi gerekiyor. Bir sürü uzuyor. İsterse mail atmanız gerekiyor, telefon açmanız gerekiyor, saatlerce bekliyorsunuz. Ama şubeye gittiğiniz zaman hızlı şekilde 3-5 gün içinde çözülüyor bu olay. Ben genellikle tavsiye etmiyorum. Tabii büyük bir avantajı var. İnternet her zaman için uygundur. Çünkü insanlardan fazla bekleme süresi olduğu için sonradan nasıl anlatayım ki? Bize ofise geldiğiniz zaman tabii isterseniz kiranız oluyor, eleman parası falan vesaire oluyor. Biraz da pahalıya geliyor ama servis almak istediğiniz anda hızlı şekilde zararınız olduktan sonra bu kapsamı ödemek istediğiniz anda evet. Ben her zaman için şubelere tavsiyede bulunabilirim. Tabii ki gideri birebir ofislerin gideri daha çok olduğu için haliyle biraz miktarda rol oynayabilir ama insan genelde sigorta yaptırdığı zaman birebir muhatap ister. Belki evet. O açıdan da sosyal, çünkü mail yazıyorsunuz, cevap verirse verirler, vermezlerse o süreç bir problem de uzayabilir. Kesinlikle evet. Daha mantıklı. Ama bütçe meselesi de diye düşünüyorum. Ya böyle düşünmeyin. Yani Türkiye'ye gittiniz, Türkiye'de kaza yaptınız. Sursuz evet. Sizsiniz. İster iseniz arabanızı orada kan, kasko yönden ya da ne bileyim ki arabanızı orada kanla bozuldu falan vesaire çekilmesi gerek. Bir sürü prosedür var. Onu internet yönden ya da size böyle söyleyeyim. Mail adresi ya da telefonla yapmanız biraz zor olur. Hı hı. Bilginiz, tecrübeniz olmadan da bazı insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Muhakkak çözen insanlar vardı. Muhakkak hızlı şekilde olaylar çözülür. Ama bizim şu ana kadar gördüğümüz, tespit ettiğimiz şeylerden insanlar çileden başka bir şeyler çekmiyorlar. Kesinlikle. Bugün zaten hangi sektörde olursa olsun aslında ben sigorta yaptıracak olsam veya başka sektörlerde de öncelikle tercihlerimden bir tanesi karşımda muhatap var mı sorusu olur. Yani kolay iletişim. Dediğiniz gibi internet belki daha kolaylık olabilir evet. Ama iletişim zor. Kesinlikle. Yani muhatap bulmak çok zor. Bu da benim için mesela sigorta yaptıracak olmuş olsam dikkat edeceğim konulardan, ilklerden bir tanesi. Hamide Hanım, konuyu zaten size geçeceğim. Sizi biraz daha geniş tanıyabilir miyiz? Hamide Hanım, evet gelin olarak geldik. Çok biliyorsunuz Avrupa'dayız, kaç milyon Türk'üz. Bunun belki yarısından ortalama düşünürsek bayağı bir gelinlerimiz Türkiye'den geldi. Bu konuyla ilgili biraz sosyal konuşma olsun istiyorum. Çok mesaj verelim istiyorum. Hı hı. Çünkü kadındır dünyayı değiştirebilecek olan, çocuklar yetiştiriyoruz dünyayı değiştirebilecek olan. Öncelikle sizi biraz daha fazla tanıyabilir miyiz Hamide Hanım? Şöyle tabii bizim dönemimizde biraz daha şartlar farklıydı. Yani bir işte... Yaşım da ortaya çıkıyor bu arada ama hani 25 sene öncesinde Türkiye'den buraya gelen gelinlerin yaşadıkları, keza erkeklerin de öyle, sıkıntılar daha farklıydı. Şimdi tabii ki sosyalleştik, dijital medya, hani Türkiye ile olan artık hasrettiğimiz biraz daha farklı noktalara geldi. Evet. İletişim çok önemli. O zamanlarda tabii farklı bir Hamide vardı aslında. Sadece evinde ev kadını, yemek yapan, yemek pişiren... önceliği sadece ev olan bir Hamide'ydi ama zaten ben Türkiye'de de okulumu yarım bırakıp buraya gelmiştim. Yani hep üniversite hayalim vardı benim. Sonrasında 2014'te eşimi kaybettim ve o kaybetme sürecinde ben hep şeyi savunurum. Kişi kendinin kendi doktorudur. Normal rahatsızlıkta da bu böyle. Önce kendimizi, bana ne iyi geliyor mesela onu bilmeliyim. Tabii kim tanıyabilir ki evet, sizin tedavi etme açısından. Zor bir süreçten geçiyordum aslında. Eşimi kaybetmiştim. Ya bir şeyleri başarıp yukarı çıkacaktım ya da daha da batacaktım. Bir de 3 tane çocuğum vardı. Onlara örnek de olmak zorundaydım. Hayatımda benim kırmızı çizgim eğitimdi. Yani çocuklarıma bunu çok empoze ettim ama hani onlara bunu empoze ederken kendim de aslında örnek olmak istedim onlara. Yani evet ben ders çalışın, eğitim yapın, işte bir yerlere gelin derken aslında kendim çok geri plandaydım. Hani bir de şimdi tabii çağımızda çocuklarla anneler arasında bir iletişim problemi de var. Hani bunu, çağ farkı, kültür farkı, kültür burada farkı. Yetişen çocuklarla bizim daha çok. Evet. Biraz da bu uçurumun da azalmasını istedim. Onlara örnek de olmak istedim. Çok zorlu bir süreçteydim. Hayatımın gerçekten hani her insanın hayatında zorlu süreçleri vardır. Benim de o dönemdi. Ve bir şey yapmam lazım dedim. Ben aslında her sene bir üniversite hayali vardı. Hep büroyu arardım. Buradan Selahattin Bey'e çok selamlarımı iletiyorum. Batı Anadolu Üniversitesi'nde bizle çok uğraştı, çok kahrımızı çekti, çok ilgilendiler. Her sene orayı arardım ve üniversiteyle ilgili sorular sorardım. Sonra geri çekilirdim. Kendime güvenim yoktu biraz. Evet. Hep kendimi erteliyordum aslında. Sonra bir anda büroyu aradım. Orada bir bayan vardı. O da halkla ilişkiler mezunuydu.
Hamide Hanım başarabilir miyim diye sordum da Hamide Hanım çok çok bir 20 oyunuz gider dedi. Ne kaybedersiniz dedi. Ha, çok güzel bir yaklaşım. O sözü bana o kadar ilham verdi ki ve ben üniversiteye evet girmeliyim diye dedim evet yapmalıyım çok çok ne kaybederim ki dedim. Ve yüksek bir puanla seçme sınavını kazandım. Ondan sonra zaten her şey çok farklı bir yere geldi. Yani kendime olan güvenim çok arttı. Çocuklarımın karşısında ve onların da bana bakışı çok değişti. Hamide Hanım zaten şöyle bunu kendi yaptığım tecrübeden de yıllardır. Her yapamayacağım dediğin bir olayı başardığı zaman o kadın müthiş bir özgüvene sahip oluyor. Evet. Yani dolayısıyla yapamayıp deyip de hani düşünmek ya zaten yolun yarısı. Hı hı. Sadece o diğer adımı atıp cesaret edip olaya başlamak gerekiyor. Onu da yapmışsınız. Nitekim çocuklarla birlikte eğitim hayatına başlamışsınız. Kızımla ben aynı anda üniversiteye başladık. Aynısı. Kızım Almanca öğretmenliğine başladı. Ben de halk ilişkiler ve reklamcılığa tercih ettim. Aslında Türk dili ve edebiyatı çok arzu ediyordum evet. Ben. Yani hayalim oydu ama çok zor olduğunu duydum. Sonrasında aslında kendime yakışan, hani bir de mutlu olmayı istedim yapacağım okulda. Hani bir de mutlu olmak da istedim. Sevmediğim bir meslekte olmaktansa halkla ilişkilerin bana çok yakışacağını düşündüm. Etraftan da hep söylerlerdi. Hani bir topluma girdiğim zaman hemen yaparım, ederim, organize şu bu. O yüzden güzel bir bölümü seçtim. Bu arada Hamide Hanım Kadıncan'ın da halkla ilişkiler evet. vazifesini üstlendi. İbrahim Bey sağ olsun. Başarılar diliyoruz. Gayet de iyi gidiyor, güzel ediyorum. De gidiyor. Tebrikler. Öyle yani zor bir süreçten sonra bir baktım ki o süreci de atlatmışım üstelik. Evet. Yani o zor süreci de okuyarak atlatmışım. Hiçbir psikiyatriye gitmeden, tedavi görmeden bir baktım ki her şey geçmiş ve mezun olmuşum. Hani bugün tabii ki insanın bir statüsünün olması, bir mesleğinin olması ona bütün kapıların açabileceğini bizzat yaşadım. Tabii ki bizim Türk toplumunda biraz biliyorsunuz Selda Hanım. Üniversite okumaya karar verdiğimde tabii ki yakın çevremden çok destek aldığım gibi çok aşağı negatif, çok negatif şeyler de oldu. Hiç unutmuyorum bir gün arkadaşım bana şey söyledi. Ben işte ne yapıyorsun dedi. Üniversiteye başladım ama ben çok heyecanlıyım tabii. Hı hı. Doktor mu olacaksın dedi. Hani motivemi düşürmek amaçlı. Hani tabii itenler de oldu aşağıya doğru ama hiç pes etmedim. Sonunda çok güzel şeyler çok oldu. Çok oluyor canım. O tarz insanlar yakın çevresinden insan destek beklerken köstek olabiliyorlar. Bana da bir ara şey demişler. Seneler önce sürekli toplantıdaydım. Bir toplantıdan toplantıya geçiyordum. Dünyayı mı kurtaracaksın falan. İşte böyle bu. Bir, evet. Bir doktor mu olacaksın? Yani evet. İnsan aslında hayır belki doktor olmayacağım ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Destek ya, olman gerekiyor. Ben aslında okulu önce kendim için istedim. Evet. Çünkü içimde yarım kalan bir ukdeydi. Sonrasında gerçekten annem çok arzu ediyordu benim okul okumamı, üniversiteyi bitirmemi çok arzu ederdi. Beni de o yönde yetiştirmişti aslında ama olmadı. O dönemde öyleymiş. Bir de işte çocuklarımın karşısında gerçekten onlara bir söz söylediğimde beni dikkate daha çok alsınlar. Hani onların karşısında gururlanabileceği bir anneleri olsun. Hamide Hanım öyledir zaten. Lafınızı evet. kesiyorum ama bunu çok yapıyoruz. Konu açılmışken söyleyelim. Biz çocuklarımıza kitap alıp rafa çocuğum bunu oku diyoruz. Hı hı. Ama gel seninle okuma saati ya da gel bunu yapalım örnek. Çocuğa diyor zaten nasihatten hı hı. ziyade örnek olur. Evet. Yani örnek teşkil edin. Ben de o şekilde yaptım. İki oğlumu büyüttüm. Onlarla birlikte dil kurslarına gittim. Onlarla birlikte okulumu o zamanki gittiğim okula devam ettim. Ve çocuklar ne görüyor? Dolayısıyla çabalayan, hep kendini geliştiren bir anne görüyor faktörü. Ve onun için de belirli bir yaşa geldiği zaman yaşamak, mücadele etmek standart haline geliyor. Çünkü annesi de öyle yapmış, babası da öyle yapmış. O şekilde yetiştiği zaman o çocukların da hayatını kolaylaştırıyoruz. Derken Sedat Bey biraz sigorta olaylarına da devam edelim ki sigorta ile ilgili aslında benim de şu 22 senelik hayatımda sizlere o kadar çok tecrübeler anlatabilirim ki ne kadar çok öneminin olduğunu insan dediğiniz gibi düştüğü an onlara ihtiyacı olduğu an anlıyor. Ve bizim Türklerimizin en çok bizim insanlarımız diyorum çünkü zaten bizim insanlarımız içinde olduğumuz için o tecrübeye yapıyoruz. Okumuyoruz. İmza atıyoruz ama o Allgemeine Bedienung yazan o bölümü okumuyoruz. O yüzden sizlere de biraz iş düşüyor. Ya bu Allgemeine okusak da anlamayız zaten. Aynen, çünkü çok farklı aynen. şeyler yazıyor. Şu karınca davası gibi evet, böyle Çin yazış sinsinden 54 sayfadan başlıyor da. Ama size böyle söyleyeyim. Sonuçta bir güven meselesi vardır bu işte. İşte. Çok önemli. Bir insanlar giderseniz hızlı şekilde herkes bir sigorta yapabilir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi internette bir sigorta yapabilirsiniz. Adı üstünde sigorta.
Ama önemli olan sigorta yapması değil, onu herkes yapabilir. Biraz önce yine üstüne basa söyleyeyim, internette olabilir, şubeye gidebilirsiniz, ne bileyim ki bir sürü imkanlar var. Önemli olan sigortanın kalitesi her zaman için zarar olduktan sonra ortaya çıkıyor. Siz kendimizi bugün, garanti zannediyoruz yaptıktan aynen sonra. Aynen öyle. Değil. Size bir örnek size söyleyeyim. Bir çocuk dünya geldiği anda ister istemez hemen sağlık sigortası oluyor. Bir şirkette oluyor. Ama önemli olan sigortanın kapsamları içinde özel sigortası mı yoksa ortakından devlet tarafından bir sigortalı mı içinde neler var? Ya da biraz önce size bahsettiniz de Kadınca dergisinden falan. Evet. Bu arada çok güzel işler de yapıyorsunuz. Tebrik ederim. Ona da değineceğiz inşallah ilerleyen dakikalarda. Evet. İnsanlar dediğim gibi bayanlar orada hamile kaldığı anda bir sürü unutulsuz uykular oluyor biliyorsunuz. Sürekli cepten ödüyorsunuz. Özellikle ona karşı bir sigorta yaptığınız anda çoğu sigorta şirketleri ona karşılıyor mesela. Evet. Örnek olarak size söylüyorum. Ya da çocuk dünya geldi, Allah kimse göstermesin, çocuk rahatsız oldu. Özel bir sigorta ondan öncesi yaptığınız anda, doğum günü yaptığınız anda ömür borcusu bu kişi özel sigortasından, kapsamlardan, en azından ortakından kapsamlardan şey yapmış olur, faydasını görmüş olabilir. Hı hı. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuk bizim ortakta zarar, hastalanıyor, ya sigorta yapalım. Hayır, öyle olmuyor. Her zaman için sağlık insanı olduktan sonra sigortasını yapmanız gerekiyor. Bizim gittiğiniz ortakından örnek olarak araba sigortasını yapıyorsunuz. Araba sigortası yaptıktan sonra Asya tarafından kaza yapıyorsunuz. Çoğu sigorta şirketleri ödemiyor mesela onları. Yükü Türkiye için geçerli. Hayır kardeşim, Avrupa için geçerli. O Asya tarafı, Avrupa tarafını biraz daha açabilir miyiz? Hala bilmeyen insanlarımız var. Buradaki sigortanın mı Asya tarafına kadar geçerli? Onu biraz daha açabilir miyiz Sedat Bey? Size bilirsem Avrupa tarafından dediğim zaman köprüye kadar, İstanbul'un köprüye kadar geçerli. Mantıklı. Sonradan da Asya tarafına geçiyor. Çoğu sigorta şirketleri diyor ki yok bizim Türkiye'de komple sigortamız var diyor. Ama şu anlık en azından 80'i sigortalardan Avrupa tarafına kadar ödeniyor. %20'si Asya tarafından ödeniyor. Ama karşı tarafından tam net bilgi vermiyor. Hı hı. Asya tarafına gittiğiniz anda, kaza yaptığınız anda ne bileyim ki ya da başka bir arabanız bozulduğu anda, çekilmesi gerektiği anda ya da arabanız tamir olması gerektiği anda da bu sefer de böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Sigorta şirketi yok diye biz ödemiyoruz diyor. Hı hı. Sıkıntı orada hakkında. Hatta 2 sene bir olay olmuştu. Birisi Asya tarafı İstanbul'da bir kaza yapıyor. Sigorta şirketini arıyor diyor ki ya diyor böyle böyle diyor. Sigorta uzmanı da diyor ki Avrupa tarafında arabanı çek diyor. O zaman ödenir diyor. Ondan önce Türkler her şey zaten olmazı mümkün kılan bir toplumuz. Yani bir alışverişe gittiğimiz zaman bile pantolon kısa geldiğinde olsun abi uzatırız diyor. Yani ona da çare bulmuşuz. Ama bu çok mantıklıydı. Yani, o da çok mantıklı ama ne kadar adaletli tabii ki o tartışılır. Sevgili seyirciler, izin sezonu önümüzde biliyorsunuz. Ve izin birçok bu sene araştırdığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla birçok insan da arabayla yola da çıkmak istiyor. O gibi konularda yola çıkarken yapmak istediğin sigortalarla ilgili Sedat Bey canlı yayında numaralarımız görünüyor. Arayın, sorularınızı sorun hazır bulmuşken derim. Evet Sedat Bey, nelere dikkat edeceğiz yola çıkarken? Sadece bilet alırken de ama en çok tabii arabayla uzun sürdüğü için daha da önemli. Ya iki kişi kartı insan çok dikkatli olmamız gerekiyor. Maalesef çoğu insanlar da düşünüyor. Artık yeşil karttan beyaz kart oldu. İşte Türkiye gittiğiniz anda gümrük kapalı. Yeşil kart yok mu? Yeşil kart beyaz oldu. Eskiden yeşildi. Evet, hep yeşil kart aldın mı derdim büyüklerimiz. İki yıl öncesi beyaz oldular. Çünkü bazı insanlar unuttuğu için falan printlerden her tarafından o soğuk ne edebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Dikkatli olmanızı o taraftan tavsiye edebilirim. Bir de yeşil kartın üzerinden baktığınız anda TR yazdığında geçelim geçelim değil mi de sigorta şirketini. İşaretli olması lazım TR olan yok, yer. Yok olmaması gerekiyor. Olmaması lazım. Olduğu anda geçerli değildir. Olmaması İşaret gerekiyor. Olduğu an geçerli değil. Orada zaten GR yazıyor. İşte bütün ülkelerin kısaltılmışı yazıyor. Bir bölüm var. Orada da TR eğer çarpı işaretliyse sigortalı değil. Evet aynen öyle. Okay, aynen tamam. Öyle. Bir de yurt dışı için sağlık sigortası işte Osan Kankan Fasulye'nin dediğimizden tavsiyede bulunabilirim. Çünkü arabadan yola çıkıyorsunuz. Her şey olabilir. Kaza olabilir. Ya da ne bileyim bir insan orada hastalanmış olabilir.
her şey olabilir ama gittiğiniz anda Türkiye'de hızlı şekilde tedavi görmek istediğiniz anda ilk etapta cepten ödüyorsunuz. Daha doğrusu nakit paradan ödüyorsunuz. Böyle bir yurt dışı için bir sigorta yaptığınız anda her zaman içinden o ülkeden faturanızı aldığınız anda almaya geriye geldikten sonra paranızı geri alabilirsiniz. O ön ödeme olmak zorunda mı? Maalesef her ülkede aynısı. Aynen. Direkt irtibata geçme durumu olmuyor mu yok, sigortayla? Yok olmuyor. İlkin ödüyorsunuz. Ön ödemeyi yapıyorsunuz. Ödedikten sonra buraya geldikten sonra paranızı alıyorsunuz. Bize böyle bir büyük avantajı var. Bize bir tane app var. Faturasını oradakine fotoğrafını çekiyorsunuz. App'ten yolluyorsunuz. Bir haftanın içinde para size hesabınıza havale ediliyor. Evet. İşte bu gibi işlemler içinde direkt birebir irtibat halinde olabileceğiniz bir sigortacı gerekiyor. Evet. Rahat işlemlerin sürebilmesi için. Geçen sene böyle bir olay olmuştu. Bizim bir tane müşteri Türkiye gidiyor. Türkiye gittikten sonra oğlu ortakına razılanıyor. Razılandıktan sonra herkes kendine göre bir bütçesi vardır. Tabii izin parası vardır. Tabii ki. Özel hastaneye gidiyor. Bir sürü masraf falan vesaire oluyor. Ama 4 haftada izine kalmış oluyor tabii. Maddi bir sıkıntıya yaşamaya başlıyor. Bana telefon açtı o anda da. Ben de Türkiye'deydim. Serhat ne yapın, nasıl yapabiliriz falan vesaire. Abim fotoğrafını çek, epe indir. Benim hızlı şekilde paran gelir. Evet. 3 gün içinde, 4 gün içinde parası geldi. O izine devam yapabildi. Hiçbir zarar görmeden. Yani çok önemli bu gibi konularda. Tabii ki hayatımızı kolaylaştırdığı gibi de çoğu yaptığımız yanlış sigorta anlaşmalarından da zorlaşabiliyor bir takım olaylar. Onları da çok yaşamışız. Evet. O yüzden doğru adres çok önemli. Hatta birçok bizim demiştim ben Köln'de restoran işletiyorum, Zadem Restorantı. Onu yaparken de mesela çok dikkat ettiğim bir olay oğluma dediğimde bunu sakın hafife alma oğlum. O bile benim için yeterli olmadı. Düşünün yani. O bile benim için yeterli. Ki o kadar çok önem verdiğimiz halde. O yüzden istiyorum ki çalıştığımız insanlarla her ne iş yaparsak yapalım güven teşkil etmesi gerekiyor. Sigorta olur, işte sebzeci alışverişi olur. Güven teşkil olduğu zaman iş hayatında bir nebze çok bir şeyle stresle ilgilenmeden rahat önüne bakabiliyorsun. Evet. Şimdi ben sebzecimle, sigortacımla veya işte büyük toptancımla bununla sürekli çatışma, güvensizlik oluşuyor zaman bu benim hayatımı da zorlaştırıyor. Sigorta da onlardan bir tanesi zaten. Evet. Yani güvenmek yine de nereden baksanız güvenmek diyecekler ki evet güvenmek güzel de profesör tam onun için de kendimize eğitmemiz gerekiyor. Yani, bilgilenmemiz gerekiyor. Doğru güvenmek karşı taraf sizi güvenç veriyorsunuz. Karşı taraf size orada hakkından yanlış bilgiler verdi. Anladın, sizin suçunuz yok ama sonuçta restoran sahibisisiniz. Düşünsenize bugün yarın fritözde bir yangın çıktı. Örnek olarak size söylüyorum. Bu yangından sigorta poli içinde bir madde var. Yok biz bunu ödemiyoruz diyor. Onu siz ödüyorsunuz. Karşı tarafını ödemiyor. Çünkü imza attığınız için her şeyi kabul ediyorsunuz. Poliçe size geliyor. Hukuk kanunun tarafından diyor ki 14 gün boyunca söylüyor. Bakın diyor eksik ya da aksilik varsa lütfen bize bildirin diyor. Değiştirelim diyor. Çoğu insanlar bunları maalesef yapmadığı için 14 gün geçiyor ya da 1-2 yıl geçiyor. Neyse işte ilk hasar çıkıyor. Çıktıktan sonra bu sefer ne oluyor? Ödenmiyor. Karşı tarafından olabilir belki ne bileyim ki yanlış anlamayın. Restoran sahibi yanlış bilgi vermiş olabilir. Karşı taraf yanlış bilgi almış olabilir. Onun için her zaman için sigorta yaptığınız anda isterseniz bize gelebilirsiniz. İsterseniz orada başka bir kişiye sorabilirsiniz. Ama işin ehli olan birisine diyor. Evet. Sedat Bey sizin Köln'de neredeydi? Köln Mülheim'de. Montano Şırası'nda. Hatta yıllardır hep diyorum Sedat Bey ile tanıştığımda benim rotamda orası yıllardır. Görürdüm yıllardır dediğim gibi 25-30 senedir o yoldan giderken ben de hep böyle çok okurum tabelaları. Hep yazardı Sedat Özdemir. Bir isim alışkanlığı vardı evet. İsim alışkanlığı bana o kadar şimdi rahat geliyor. Sedat Özdemir tabelada yazardı. Evet. Selda Hanımcığım aslında gastronomi demişken ben çok merak ediyorum mesela bir Türk kadın olarak bir bayan olarak zorlukları neler? Çünkü... Sevgili seyirciler bu program biraz farklı oldu sunucu. Sunucu evet, karıştı ama ben merak ettim. İçimizden geldiği gibi mümkün olduğu kadar faydalı konuları birbirimize tabii ki rahatlıkla sorulabiliriz. Aslında çok da iyi bir konuya değindin. İş hayatında gastronomi zaten dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesinden geliyor. İlk sıralardan bir tanesi. Ve biz gastronominin en ağır yoğun olduğu Köln merkezin bu caddeler, eğlence sektörü, işte restoranlar falan
Köln-Ringe dediğimiz yerde mekan işletiyoruz. 3 sene oldu. Ondan önce düğün organizasyonu şirketim vardı ama ben de şunu diyorum. O düğün organizasyonu şirketinde topladığım o 5 senelik tecrübe 3 sene içinde topladım. Çünkü Köln merkezdesiniz. Çok çeşitli insanlar giriyor. Ve 2 oğlumla birlikte yapıyorum. Büyük oğlum 20 yaşındaydı. Diğeri 18 yaşındaydı. Şimdi 22 yaşında, 20 yaşında oldular. Tabii ayrıyetten de aileyle yapılan işler her zaman seyirciler de eminim katılacaklardır bana. Familienbetrieb dediğimiz aileyle yapılan işler daha da zordur. Çünkü orada farklı mesela aynı şu şekildedir. Çocuğum odanı topladı mı toplamaz ya. Orada da ya çocuğum reçtim o şu şirketin ödedim mi ödem. Yani zorlaştırır bize. Ama biz bunu çok iyi başardığımızı düşünüyorum. Anne ve oğulları. Hatta o kadar güzel başardık. O konuda hiç taviz vermeyeceğim. İkinci mekanımız, üçüncü mekanımız planda. Maşallah. Hepsi de aynı bölgede, bir kilometre içerisinde. Yapıyoruz. Ben gastronominin kadınlara çok yakıştığını düşünüyorum. Ama ağır bir iş. Ama ağır olmayan ne iş var? Her mesleğin kendine göre ağırlığı var. Bizim için önemli olan Hamide Hanım, burada da o konuya da direkt geçiş yapabiliriz. Bir kadının kendi ayaklarının üzerinde, yani evlendiği kişiye güvenir ya da vefat eder. İlla ayrılık olmak zorunda da değil. Hı hı. Ama burada çok güzel bir söz geldi yine aklıma, Mehmet Aslan Toğun demişti. Orada bir kadının, tam telaffuz etmem gerekiyor, bir kadının geleceği hiçbir erkeğin vicdanına kalmamalı. Diyerekten sürekli biz erkekleri burada aşağı çekmiyoruz. Tabii ki onların da Allah başımızdan eksik etmesin. Ama her ne olursa olsun kadın olarak kadındır çocuğu eğiten, güzel örnek açısından yola devam etmek zorundayız. Evet. Biz de bu gastronomiyi bir şekilde devam ediyoruz. Ben çok seviyorum çalışmayı. Yani hatta o kadar çok seviyorum. Mesela bacağımda platin vardır benim. Hiç bana mısın demez, umursamam. Hı. Çok bunu sevdiğim için de karşı taraftan da kadınlarımızı hepsinden aynı hareketi bekliyoruz. Bu arada benim mutfağımda da sırf kadınlar çalışıyor. Onlara buradan kucak dolusu selamlar. Çok emek veriyorlar. Mürüvvet Hanım olsun, aşçımız olsun, diğer yardımcılarımız, onlara kucak dolusu selamlar yolluyorum. Gerçekten çok büyük bir emek var Hamide Hanım. Hamide Hanım, çocuk eğitimi. Dönüp dolaşıp çocuk eğitimine Sedat Bey'e de soracağım tabii ki ama size de maalesef tatsız bir olay yaşamışsınız, eşinizi kaybetmişsiniz. Nelere dikkat etmeliyiz? Ya da çocuk eğitimini hani derler ya, hala tartışılıyor. Annem eğitmeli, babamı eğitmeli. Ben kendi şahsi fikrim, baba korur, kollar, maddi güvence sağlar ama annedir ona yönlendiren, değil midir? Kesinlikle öyle. Yani babanın sorumluluğu zaten bütün gün dışarıda yeterince var. Dediğiniz gibi koruyor ve kollayıcı ama anne zaten evin içerisinde, bence anne her şeydir. Ben öyle bakanlardanım. Ama eğitim konusuna gelince benim gerçekten kırmızı çizgimdir ve çocuklarıma sürekli bazen kaçarlar benden. Anne tamam biliyoruz derler. Hani her gün neredeyse sohbet ederim, söylerim okumanın ne kadar önemli olduğunu. Kimseye muhtaç olmadan, kimseye bağlı olmadan hayatlarını kurtarabileceklerini, istedikleri yerlere gidebileceklerini, gezmeyi çok seviyorlar. Bu imkanları elde etmek istiyorsunuz, istiyorsanız işte bunu başardığınız zaman hepsi önünüzde olacak. İşte en iyi arabaya mı binmek istiyorsunuz, binebilirsiniz. En iyi evde mi oturmak istiyorsunuz, oturabilirsiniz. Sadece kendinize güvenin, kendinizi ertelemeyin. Hayallerinizi, ben bazen şey yapıyorum mesela Selda Hanım, belki bazı seyircilere şimdi komik gelecek. Bir kitapta okumuştum. Liste yapıyorum, hayallerimi yazıyorum mesela. Çok güzel bunu bir şey motive açısından. Bunu onlara da söyledim. Yani yazın, hayallerinizi ertelemeyin. Çünkü hayal ettiğiniz şeyin gerçekleştiğini ben kendim de gördüm. Evet. Yani hayalini edemeyeceğim noktaya geldiğimi düşünüyorum. Daha öncesinde dedik ya bizim dönemimizdeki gelinler diye. Hani o dönemlerde sadece evde oturabilen bir kadındık, hizmet yapan bir kadındık. Ama bugün baktığım zaman Türk kadını nereden nereye geldi? Benim gibi birçok kadın. Evet. Şöyle de bir telaffuz vardı o zamanlar, şimdi yaşımız dediğiniz gibi ortaya çıkıyor ama ben çok iyi hatırlıyorum. Kolu komşudan öyle duyardık. Getirdik, evlendirdik ama gözü açılmasın. Evet. Kelime ne kadar ağır. Niye gözü açılmasın? Almancayı mı öğrenmesin ya da gözü açılmasın, hak hukuku mu öğrenmesin? Ne olacak gözü açılırsa? Gurur duyacaksın. Yani, ama gözü açılmasın diyor. Erkekler bunaltına girmeye başlıyor. Diyor ki ya diyor, eşime yok doktora götür, yok tercümanı et, yok alışverişi götür, yok arabası Sedat götür Bey, falan. Sedat Bey, çocuğunun bezini aldıran kadınlar tanıdım ben. Evet. Allah Allah. Pampasını aldıran kadın. O kadar yani doğru. Kendi ayaklarının üzerinde durmayan kadınlarımız. Biz buradan sürekli kadıncaya o yüzden gerçekten yıllardır destek oluyorum. Arkasındayım. İbrahim Taş'a da çok teşekkürler bu konuda. Kadınca aslında bunu hep sürekli söylüyor. Kadının önemini, ne kadar çok eğitimde faktörünü,
biz çabalıyoruz ama çabalamaktan öteye de çok da gidemiyoruz. Müdahale edemiyorsunuz insanların hayatına. Siz de dediniz 3 tane evladımız var. Emin olun o 3 tane evladı da yetiştirmenin bu Avrupa döneminde kolay, ki bir de o kült ayrı, evet, dini ayrı, dili ayrı. İstiyorsunuz bizim kültürümüzden çıkmasın dışarıya ama aynı zamanda entegre olsun, her şeye katılsın istiyorsunuz. O dengeyi, o köprüyü çok iyi tutabilmek gerekiyor. Sizin de fikirleriniz gerçekten bir baba olarak bizim için değerli. Size böyle söyleyeyim, herkesin düşüncesi değişiktir tabii. Benim için benim eşim bana ne kadar destek verdiği anda, güçlü bir bayan arkamda olduğu anda, evet, ben kendim için biraz daha zaman ayırmış olurum. Bir de Sedat Bey, ben hemen lafınızı balla kesiyorum. İlk program dedim, heyecanlı coştum. Evet sevgili seyirciler, şu an kısa bir reklam arasına gireceğiz. Ama sonra yine Sedat Bey kaldığı yerden hepimiz devam edecek. Görüşmek üzere reklamlardan sonra. 100 yıllık köklü tarihimizi ve değerlerimizi yansıtan türkülerle dolu bir programla ekranlarınızdayız. Resulun içinde gezerim yali yali Feride. Geçmişten günümüze uzanan bir köprü. Ecel oku değdi değdi gülüme benim. Değme felek değme değme telime benim. Kulaklarımızın pasını silecek bir müzik şöleni. Seher yıldızı ayırdı bizi, perişan eyledi dost ikimizi. Yüreğinize dokunacak türküler ve birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla 100. yılda 100 yıllık türküler Ahmet Baydaroğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu, Kanal Avrupa'da. Kan kusa kusa. KFZ Kurtahtın Servis Burak Özcan ve Edip Arşule ve Eğitim Merkezi Spor Avrupa'yı sunar. Spor Avrupa konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Şimdi... Diyemezsin ya. Ya 5 dakika saçma sapan bir muhabbet dinledik. Bana göre hakkıyla şampiyonluk yok. Yenik duruma düştükten sonra konsantre olan bir takım olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe şimdi bu grubu geçerse 18 milyon alacak. Az para mı kardeşim ya? Bu koşmazsan, kafanı sokmazsan, yıldız da olsan hadi, adam koşarak kapatıyor. Spora dair ne varsa Zeki Şahin'in sunumuyla pazartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu, Kanal Avrupa'da. Şimdi Kanal Avrupa zamanı. Avrupa'dan son dakika gelişmeleri, canlı yayınlar, röportajlar, flash gelişmeler tüm sosyal medya hesaplarımızda aynı anda. Bizi sosyal medya hesaplarımızda takip edin. Şimdi Kanal Avrupa. Hazır ol Avrupa. Yer yerinde durmayacak Avrupa horona kalkacak. Karadeniz'de doğdum, büyüdüm, adam oldum, yeri geldi, bağırdım, yeri geldi. Karadeniz rüzgarı Kanal Avrupa'da esmeye devam ediyor. Yali yali, gidelim yali yali, gidelim yali. Birbirinden değerli konuklar, atma türküler ve horonlar ile bir eminem vardı ondan ayrı kaldı. Karadeniz Show Ali Öztoprak'ın sunumu ile çarşamba saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu, Kanal Avrupa'da. İş
dünyası ve girişimcilik, Avrupa'da şirketleşme ve şirket kurma yollarını... Almanya'da bir sistem var, bu sistemin dışına çıkılmıyor. Gönül ister ki Türkiye'de bu sistem olsun. Şirketlerin yeniden yapılandırılması... Türkiye'de vergi sistemi yok. Türkiye'de sadece işçi kesimi bir vergi öder. Şirket iflaslarının ticari ve hukuki boyutlarını tüm yönleriyle stüdyoda açıklığa kavuşturuyor. Elle tutulmayan sanal dünya üzerinde dönen bir para var. Biz para deyince cebimize koyduğumuz kağıt parçalarını anlıyoruz. Bitcoin evet bir kripto para ama bütün kripto paraları adına konuşulacak bir para birimi değil. Türkiye'de yerleşik şirketler nasıl Avrupa'ya açılır? Ne kadar düzenli olursanız ve bunu ispatlayabilirseniz karşı taraftaki memuru, bankacıyı ikna edebilirsiniz. İş dünyasının genel problemleri, Avrupa'da ticari oturum alma yolları ve devlet teşviklerinin detayları. Ali Osman Yayla'nın sunumu ile İş Dünyası ve Girişimcilik, Çarşamba günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler? Borçlanarak emeklilik, kombassan ve diğer holdinglerle ilgili son durum, Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek? Alınacak önlemler var mı? Mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Zeki Şahin'in sunumu ve daimi konuk Avukat Mehtap Biçer'in katılımıyla Hukuk Masası, Cuma günü saat 21.30'da Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupa'nın ortası Almanya'da. Anadolu rüzgarı tüm renkleriyle esmeye devam ediyor. Ömür dertlerden ibaret yanıyor huzarana. Meğer ki semaya yıldızlar dolsun, tek ağızdan dedik vatan sağ olsun. Deseler yer geliyor, kaçamıyorum. Anadolu'nun kültür elçisi Mümin Uluç'un hazırlayıp sunduğu Anadolu Diyarı, her Perşembe saat 19'da Kanal Avrupa'da. Tütün toplasak, dumanlandı dağların, oy Karadeniz. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa, ne konuşuluyorsa bakış açısında. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Irkçı bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. İç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye'ye eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Sosyolog ve ekonomist Erdal Tekin'in hazırlayıp sunduğu bakış açısı her cumartesi saat 19'da Kanal Avrupa'da. Avrupa Masası, Avrupalı Türklerin dertlerini... Bu insanlar kendilerine hizmetlerle alakalı bu hizmetlerin değerlendirmesini yapmasın. Kınamalara yahut serzenişlere ben haklı bulmuyorum. Avrupalı Türklerin kıymetini bizim bilmemiz lazım. İsteklerini. Biz şunu istiyoruz. Türkiye ile Almanya arasında ilişkiler iyi olsun. Hassasiyet denen bir şey o arkadaşta sıfır demek. Kültürel zenginliklerini. Bugün spor camiasına baktığımız zaman hakikaten hepimizin gurur kaynağı olan bir Mesut'un varlığından konuşuyoruz. En önemlisi haklarını... Arkadaş şimdi bunlar yani popülizm yani ben de senin duymak istediğin şeyleri söyleyebilirim ama bir şekilde bir çözüm üretmem gerekiyor. Mercek altına alıyor. Nasıl buna izin verebiliyorlar? Siz hiç duydunuz mu?
başkanım. Soruyorum. Şimdi, siz bir Tevrat yakan, bir İncil yakan. Avrupa Masası Zeki Şahin'in sunumuyla her Perşembe saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupa baskısı en güncel haberlerle ekranlara geliyor. Avrupa'nın gündemi, gelişmeleri... Şimdi Kanal Avrupa zamanı. Avrupa'dan son dakika gelişmeleri, canlı yayınlar, röportajlar, flash gelişmeler tüm sosyal medya hesaplarımızda aynı anda. Bizi sosyal medya hesaplarımızda takip edin. Şimdi Kanal Avrupa. Hacı Badem'in sunduğu Kadınca devam ediyor. Merhaba sevgili seyirciler. Tekrar Kadınca programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekrana yeni gelen seyircilerimiz için ben Selda Havaöz. Geçici olarak bugün Hatice Hanım rahatsızlığından dolayı, ona da bu arada geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz kendisine. Bugün programı ben sunuyorum. Beni tanımayanlar için bundan 3 sene önce Kadınca programını zaten 1 sene sunmuştum. Diyeceksiniz ki ne bu rahatlık, oradan dolayı bu rahatlık geliyor. Evet sevgili seyirciler, bugün sigorta uzmanımız Sedat Bey bizlerle ve halkla ilişkiler Hamide Hanım bizlerle, halkla ilişkiler mezunu. Aynı zamanda Kadıncan'ın da halkla ilişkiler bölümünde görevli Hamide Hanım. Sevgili seyirciler, ekranlarda çıkan canlı yayın irtibat numaramızda bizi arayıp sorularınızı sorabilirsiniz. Hazır burada işin ehlini bulmuşken sigorta deyip geçmeyin, o kadar çok hayatımızı kolaylaştırıyor. Nitekim de zorlaştırabiliyor yanlış verdiğimiz, yanlış yaptığımız sigortalardan dolayı. Malumunuz Türkiye sezonu da başlayacak yakında. Bu gibi konularda da yola çıkarken yapacağınız sigortalarda, ya da ben şimdi direkt konuyu aslında şuradan da girebiliriz Sedat Bey. Ev kadınlarımıza doğumdan dolayı vesaire çalışamayan ev kadınlarımıza tavsiye edebileceğiniz bir sigorta var mı? Ya var. Var. Size böyle sıkıntı genellikle böyle, ben kendime tecrübe olarak söyledim o anda. Ben de bir evli bir babayım. Çocuklarımız var. Biraz öncesi bahsettim. Genellikle kadınlar meslek yapıyor. Meslek yaptıktan sonra evleniyorlar. Evlendikten sonra bu sefer çocuğu dünyaya geliyor. Çocuklarına bakıyorlar. Çocuklarına baktıktan sonra belki ikinci, üçüncü çocuk falan vesaire geliyor. Bir bakmışsınız 20-25 yıl geçmiş. Geçtikten sonra bir zamandan sonradan eşi belki hastalanabilir, rahmetli olabilir ya da emekli olduktan sonra eşi, o zaman ikisi emekli olduktan sonra baktığınız anda bayanlar genellikle fazla emekli parası almıyorlar. Ya ben eşime her zaman için derim ki sen bana muhtaç olma, gelelim sana bir tane sigorta yapalım. En azından kendi cebimde kendi paran olmuş olabilir. Biraz da bazı keşke her eşi öyle olsa. Haklısınız ama insanlar böyle şeyler düşünmesi gibi. Düşünseniz ya, siz bugün 20-25 yıl evli kaldınız. Allah kimse göstermesi ayrıldınız. Sonra çalışmaya başlıyorsunuz. Sonradan 10-15 sene çalışıyorsunuz. Emekli oluyorsunuz. Aldınız marz küçük bir mevladır. Onunla nasıl geçineceksiniz? Az olsun öz olsun. Ama en azından ortakından bir emekli sigortası olsun diye. Bizim bayanlar da genellikle biz adı onları... Adı ne Sedat Bey o emekliliğin? Rentenversicherung var mesela. Ekstra rentenversicherung, ilave emeklilik sigortası Türkçesi. Öyle onun adı altında oluyor değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. O miktarlar öyle. Ne kadardır sizce? Kaçtan başlar aylık? En azından bir nebze de olsa bir miktar... Size böyle söyleyeyim. 25 orada yapabilirsiniz, 30 da yapabilirsiniz, 50 de yapabilirsiniz, 100 de yapabilirsiniz. Herkes kendi göreni bir bütçesi vardır. Evet. Geçenin bir tane abla geldi. Abladan ortakının görüş kişi yaptık falan. Dedim ki ya, dedim, eşi de karşımda oturuyordu. Yanlış anlama dedim. Bir gün sonra emekli olduktan sonra dedim, ikisi çok mutlular işte. Bir yaşlarına gelmişler. Dedim, mutlu emekli olduktan sonra dedim, eşinize sürekli sormaktan ya bana biraz para ver falan bir yere kadar, insanda ne bileyim ki o anda da eşi belki cebinde para olmamış olabilir. Her zaman için diyor ki bayanlar, kendi ayaklarına kendisi durması gerekiyor. Kesinlikle. Kendi emeklisin, yapın. Hı. Az olsun öz olsun. Bu abla ortakına dedi ki ben 200 oralı yapmak istedim dedi. Çünkü durumu da müsait. Emekli olduktan sonra biz diyoruz ki bu mevlayı ödediğiniz anda emekli olduktan sonra bu parayı alıyorsunuz diyoruz. Ya evet. Da bazı insanlar var diyor ki ya diyor biz diyor eşimden diyor şu anlık diyor
bütçemiz diyor uygun değil diyor, ev aldığımız için diyor. Ya birisi ölüm olduğu anda ya hastalık olduğu anda bu evin kredisi devam gitmesi gerekiyor, devam ödenmesi gerekiyor. Onun için de sigorta ayrı. Aynen aslında öyle. Çok güzel bir şey. Şimdi sonuçta 50-100 euro nerelere gitmiyor. Nitekim ödenebilir bir meblağ 50-100 euro. Herkes Avrupa standartlarına göre ödeyebilir diye düşünüyoruz. Olmayacak dediğimiz şeyi bir bakmışsınız. Hayat çok sürprizlerle dolu. Olabiliyor. Evet. Neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Düşünsenize bir aile ev alıyor gençler. Ve Allah korusun talihsizlik yaşıyor. Eşi vefat ediyor. Sonra o bayan çocuklarıyla o evi mi satacak, iş mi bulacak, nasıl geçindirecek? O yüzden bence biraz sağlama bağlamamız lazım hayatımızı sigortalarla. Aynen. Bir de biliyorsunuz 2 yıl, 3 yıl öncesi evi aldığınız anda ev fiyatları biraz değişikti. Şu an ev fiyatları biraz maalesef düştü. Düşünse 700 bin euroluk bir tane ev aldınız. Bu sene kimse Allah göstermesin, eşiniz rahmetli oldu. Siz evi sattınız 450-500 bin euroya. 200 bin euro halinde orada borcunuz var. Bu bayan nasıl ödeyecek bunu? Karşılık orada cenaze sigortası. Espriyle karşılık vereyim. Keşke rahmetli olsa. Öbür türlü de aldatıp gitti bir şeyler oldu. Kaldın ortada. Yok, rahmetli olun, yani. Rahmetli olunca hani da farklı ya, zorluklar rahmet, oluyor. Tabii ki muhakkak. Ama yani her şey olabilir hayatta. Evet. O yüzden dediğimiz gibi bir kadın her zaman kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli. Ki güzel, sapasağlam. Ben de o çok iş hayatımda çok elemanlarım da olmuştur. Sıfırdan başlayan bayanlara da çok destek olmuşumdur ve onların ne kadar çok zorluk çektiğini hayatta görmüşümdür. Sedat Bey, bir şey daha soracağım. Sonra Hamide Hanım'la tekrar birkaç sorum var. bu emeklilik dediniz ya, ekstra ilave emeklilik. İlla 65 yaş mı? Yok. O da mı 65? Hayır, öyle şeyler yoktu. Sigortada her zaman için size böyle söyleyeyim. İstediğiniz süreyi kendiniz ortakını belirtebilirsiniz. Sadece böyle şeysi var. Vergiden düştüğünüz için, Fozogo, Afen üzerinden düştüğünüz için sizin içinde büyük bir fayda var. Günlük ben her zaman bayanları diyorum 3-4 euro. Fazla bir şey değil, 5 euro. Tabii herkes kendi bütçesine göre. Aylık X bir şey yapıyorsunuz, ödüyorsunuz. Sene sonra vergi yaptığınız zaman Fozogo, Afen üzerinden düşürebilirsiniz bunu. İnsanların kendisinin bütçesine göre olduğu anda da herkes kendi bildirilmesi. Bazen de benim standart hayatım budur, bu para bana yeter diyor. Bazı insanlar diyor ki yok diyor, ben biraz fazla istiyorum diyor. Herkes kendine göre şeysi oluyor. Bütçesine göre şey oluyor. Sigorta uyum sağlayabiliyor. Evet. Müşterinin ne istediğine göre. Aynı. Yaşı da burada faktör oynar. Bir kişi 40 yaşındaysa der ki 20 sene. Bir kişi 30 yaşındaysa o da farklı olabilir. İsteyebilir. Aynen. Yani. Aynen. İlla 67 yaşına kadar diye bir sorumluluk yoktur. Yok. O zaman şu mudur? Yani geç kalınmışlık diye bir şey yok. Hayır, yoktur. Bize bayanlar geliyor mesela ya da ablalarımız geliyor 55-60 yaşında diyor ki ya diyor ben diyor kısa vadeli bir sigorta yapmak istiyorum diyor. Her yaşa göre, her bir kişiye göre biz istediğim sigortayı da sunabiliriz. Size böyle söyleyeyim, birisi gelir 50 yaşında der ki ya ben 25 euro bir bütçem vardı örnek olarak size söyleyeyim. Belki emekli sigortası istemez çünkü olduğu için biz başka bir şeylere tavsiyede bulunabiliriz. Bu çok güzel değil mi Selda Hanım? Yönlendirmeleri evet, de işte çok esnek, güzel. Evet. Sigorta çok esnek. Aslında gelip size o zaman şunu da söyleyebilirler. Sedat Bey, ben bir şeyler istiyorum. Bir garanti istiyorum. Bir şeyler aynen, istiyorum. Aynen. Beni yönlendirin ya diyebilirler. Için, aynen. İki şey bizim, üç şey bizim için çok önemli. Şu anlık durumunuz önemli. Ödediğiniz, istediğiniz meblağ bizim için önemli. Bir de hangisi, kaç yıllık yapmak istiyorsun sigortaya? Bunlar üçü bizim için önemli. Bize ona göre bir sürü ortak sigortalarımız var. Muhakkak birisinden ortakından karşı tarafımızdaki kişiye tavsiyede bulunabiliriz. En uygun sigortayı buluyorsunuz. Evet. Özellikle ev hanımlarıyla ilgili Sedat Bey'in söyledikleri çok hoşuma gitti. Belki çoğusu bilmiyordu. O yüzden güzel bir bilgilendirme olduğunu düşünüyorum. Zaten onu da tecrübe etmişizdir. Çoğu hatalarımızı, yaşadıklarımızı bilgisizlikten dolayı. Hani şuna da sığınmasınlar. Ben burada okumadım vesaire, ben burada okul hayatına gitmedim. Çok şükür ki gerçekten o konuda Avrupa'nın hakkını yemeyelim. Öyle bir memlekette yaşıyoruz ki ben kendimden biliyorum. Çocuğun küçüklüğü, yaşı, yeter ki oku diyor ben seni destekliyorum. Yeter ki eğit kendini ben seni destekliyorum. Çünkü nitekim de birçok hatalarımızı eğitimsizlikten, cahillikten yapıyoruz. Evet. Yani dolayısıyla Hamide Hanımcığım,
Biraz da erkekleri çekiştirelim. Hazır benim, evet. İbrahim Bey bugün sunucu olarak. Gerçi Sedat Bey. O da bizden bize hak verecektir birazdan. İstisna diye düşünüyorum ben. Size bir için cahillikten mi yoksa insanlar. İnsanlardan bir korkusundan mı olabilir mi? Bazı kadınlar bağırır. Bence bir kadın cahil olduğunu tahmin etmiyorum. Size bir söyleyeyim. Ya. Korkudan da olabilir. Çünkü size bir söyleyeyim. Böyle Avrupa'da baktığınız anda her ama tarafta. Ama korku nedenleri geliyor. O da cahillikten ileri geliyor. Baskı. Kendine olan güvenin baskı. Ben de yok, baskıdan gelebilir. Size böyle yani. Söyleyeyim. Böyle baktığınız anda birisi boşanmak istediği anda Türk avukatlarımız vardır. Evet. Ya da ne bileyim ki birisi kredi çekmek istediğiniz anda, banka gittiğiniz anda bir sürü Türkçe konuşan elemanlar vardır. Ya bizim ofisimize geldiğiniz anda mesela bizim ortakından %80 çalışan Türklerimiz vardır. Her insana yardım ediyoruz. İnsanlar sadece demesi gibi bismillah gidip de karşı taraf sorması gerekiyor. Almanlar dediği evet. gibi "Musim bu zusammenfassen." Ondan evet. sonra gidip de demesi "Ben bunu yapacağım." Siz biraz önce söylediniz. Düğün salonum vardı. Sonra restoran yaptım. Kolay falan değildi. Bir de ringlerde yeriniz. Bayan için ben büyük takdir ettim. Tabii ki. Evet, değişik sorularla karşılaşıyorum orada. Ringe de nasıl mekan işletiyorsunuz falan şu an diye. Selda Hanım az önce çok güzel bir şeye hatta benzetme yaptınız. Hiçbir erkeğin vicdanına hayatınızı bırakmayın diye. Keşke ben bu sözü çok yıllar önce duysaydım. Tabii ki Allah'ın ama şimdi gerçekten çok güzel bir söz benim için. Ama şimdi Sedat Bey de az önce dedi ki ben isterim ki yanımda güçlü bir kadın olsun dedi. İşte Sedat Bey gibiler maalesef az. Çünkü çoğu Türk erkeği aslında nasıl istiyor hanımını? Evinde otursun, yemeğini yapsın, çocuklara baksın. Evet. Bu kadar. Tam da o konuya değinecektim evet. zaten Hamide Hanım. Kadınlar olarak dediğim gibi İbrahim Bey aslında iyi yapmadı bugün beni buraya koymakla. Kadınlar olarak iş hayatında erkeklerin nelerinden, hangi hareketlerinden şikayetçiyiz? Yani bizim hayatımızı iş hayatında ne bekleriz? Diğer tüm iş adamlarına ne demek istersiniz? Önce size sorayım sonra ben de söyleyeceğim. Yani ben şöyle benim zaten hep bir mesafem var, hep bir duruşum vardı. Hı hı. Bu konuda sıkıntı yaşamadım aslında. Hani bana gelen neticeler hep çok güzeldi. Hep saygıyla bahsettiler. Ben kendi şahsım adına çok büyük sıkıntılar yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü hep takdiri gördüm. Hep duruşumu beğendiklerini söylediler. Ama tabii farklı mesela gastronomi de düşünemiyorum. Hani organizasyon, gastronomi bunlar genelde erkeklerle. Evet. Ki inşaat sektöründe de çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Onlarınki de daha da kat zor diye hı-hı. düşünüyorum. Çünkü onlar sırf erkeklerle hı-hı. iş yapıyorlar. Ben şuradan şunu söyleyebilirim Türk iş hayatında. Önce dürüstlük. Ben maalesef 22 senedir iş hayatındayım. Belki dürüst iş adamı diyebileceğim. Çok üzülerek söylüyorum ama bu benim yaptığım tecrübe. Gününde, zamanında bir malı teslim etmekten belki 6-7 tane tanımışımdır. Belki o kadar az. O kadar az. İstatistik kesinlikle. Olarak. Her iki inşaat sektöründe olsun adam geliyorum diyor. 2-3 fayansı kalmış. Yapacak abla resim gönderiyor, yoldayım diyor, gelmiyor. Adam yok ortada. Malı baştan mesela çok malları getirirken sebzesi, şusu, busu sana önce uygun fiyat yapar ama karşındaki senin bir kadın. O kadın yeri geliyor beşiği sallıyor, o da yine bir arkadaşın dediği gibi yeri geliyor dünyayı sallıyor. Sen kadını kandıramazsın. Hani dediniz ya acaba cesareti mi yok? Ben Türk kadınının... Türk diye çıkıyorum. Belki diğer kadın nasyonalitede olan kadınlar için çok bir şey söyleyemeyeceğim. Yapamayacağı bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle, evet, kesinlikle haklısınız. Şöyle de kadınlarla karşılaştım. Ya bana ne? Çalışsın, getirsin, parasını yapsın. Onlar da kendi görüşü bizi ilgilendirmiyor. Ama istese bir Türk kadının cesaretinden dolayı yapamayacağı biz Nene Hatun Şerife bacıları tanıyoruz. Yani... Evet. Bizim Türk kadın çok kuvvetli. Yapamayacağı bir ki şey yok. Kadınca, kadıncanın yani. İçerisinde de gerçekten erkek işini yapan bir sürü bayan var. İnşaatçısı evet. var. Değil mi? Birçok hanımefendi evet. var tanıdık. Hepsi erkek işlerini yapıyorlar. Gerçekten. Kesinlikle. Evet. Onların ne zorluklarla karşılaşacağını hiç bir arkadaş var soruyorum zaten zor olmuyor mu inşaat sektöründe erkeklerle. Alıştım ben de yapacak bir şey yok ki. Ama ben şunu isterim. Hayatımızı zorlaştırmasınlar. O kadınlar sadece evine ekmek getirmek istiyor. Çocuklarına bakmak istiyor. Hiçbir farklı saplantılara, düşüncelere girmesinler. Dürüst olsunlar. Dürüst esnaflık dönüp dolaşıp zaten seni bulur. Öbür türlü de yamuk esnaflık da bulur. Ben iki tane erkek çocuğu yetiştiriyorum. Onlara dediğim zaman yaptığınız sizin iş hayatınız 20 senede de aynı visiting kartı gibi kendinizi sergiliyor. Bir insan sizden bahsederken çok iyi insandır. Ya da mesela bana çok şey soruyorlar. Eleman sorusu. Nereden buluyorsunuz? Biz eleman bulamıyoruz.
Ben elemanımın teri soğumadan maaşını verme taraftarıyım. Maaşını düzgün, elemanına adaletli, her şey. Tabii ki onlar da beni kızdırıyor. Buradan inşallah seyredeceklerdir. Ama yine de adaletli davrandığın zaman, düzgün davrandığın zaman o seni gelip bulacaktır, emin olun. Aslında Türk kadın, kolaylaştırsınlar işlerimizi. Evet, aslında Türk kadının belki de sadece tek istediği bir şey var. Eşlerinden takdir görmek. Başka bir şey değil. Zaten evet. O hem yemeğini evet. yapabiliyor, hem çocuklarına bakabiliyor. Bunun yanında bir de çalışmak istiyor. Evet. Hani sadece takdir görmek istiyor. Başka bir şey değil aslında. Aynen öyle. Destek bekliyor. Destek bekliyor. Selda Hanım, böyle şeysi var. Biraz önce dediniz ya bu fayansı olayında falan. Bence karakter meselesi. Biz çok bayanlarından beraber oturuyoruz, çok yol gösteriyoruz falan. Erkeklerinden yan tarafına reaksiyonu falan vesaire görüyoruz. Bizim maalesef kadınlar çalıştığı anda, parayı eve getirdiği anda en iyisi eşi oluyor. Ama kadınlara ya da bayanlara bir sigorta tavsiye ettiğimiz anda eşleri böyle yamuk falan böyle bakmaya başlıyorlar. Böyle ne bileyim ki olmasa acaba olabilir diye. Ben şükürler olsun erkek olduğum için, bayan olmadığım için. Bir bayan ne yapıyor? Çocuktan eğitiyor, biraz öncesi dediğiniz gibi. Evin evet. temizliğini yapıyor. Kocasını bekliyor. Yemeğini yapıyor. Gerçekten. Ütüsünü yapıyor. Bir sürü işler yapıyor. Bir erkek ne yapıyor? Para getiriyor sadece. Para getiriyor. Onu biz de yapıyoruz. Fazla bir şey değil. Biraz öncesi dediğim gibi. Ben o kadar dua ediyorum ki eşime böyle çok böyle arkamda güç veriyor. O kadar böyle güç veriyor ki diyor ki biz başarırız, biz yaparız diyor. Buradan kesinlikle. Da o zaman Salih Hanım'a sevgilerimizi gönderelim. Çok selamlar kendisine. Evet, bu kadar güzel bahsi geçmişken. İşte doğru eş insanın hayatına ne kadar çok etkisi evet. var ilerlemek için. Hmm. O bizim için de, ben de buradan eşime çok selamlar söylüyorum. O konuda gerçekten sağ olsun destek oluyor. Şöyle yukarı çıkmasına da inmesine de kadın erkek fark etmiyor. Eşin çok fonksiyonu var. Kesinlikle. Aynen. İki taraftan fonksiyonu var. İnsan birbirine destek vermesi gerek, birbirine şey yapması gerek. Biraz öncesi dediğimiz anda emekli erkek orada 40-43 yıl, neyse 45 yıl belki çalışıyordur, emekli maaşını alıyordur. Bayağı ne yapıyor evdeki, temizlik yapıyor, çocuklarına bakıyor falan vesaire. Emekli oldu ikisinde de. Bayan alacağı maaş, belki emekli parası alabilirse tabii, bir de o da var, 100-200-300 eurodur. Fazla bir şey alamıyor. O da ama, adaletsizlik değil mi Sedat Bey? Dünyada o kadar çok... Hem çocuk yetiştir, hem çalış, hem de mücadele et, hem asayişi sağla. Ve dünyada bakıldığında kadın hep azalıyor. Ama Alman hükümetlerin böyle yani. Büyük bir avantajı var. Çocuk bir dünya geldiği anda, çocuğu 36 ay baktığınız için kindergarten başlayasıya kadar, evet. sanki 3 sene çalışmışsınız gibi size emekli bir para veriyor. Sadece orada rentin kasasına ortak başvurmanız gerekiyor. O başka bir konu. Başvurmak gerekli mi? Aynen. Çocuk aynen. başına, evet, onu da duyduk. Onu da aslında seyircilerimiz merak ediyordur. Meraktan ziyade birçok eski, bizim annelerimiz, babalarımız onu bilmiyor. Evet. Emekli yaşına geldiği zaman her çocuk başına belirli bir miktar çalışsa da, çalışmasa da, onu bir açar mısınız? Size böyle söyleyeyim. Çalıştığı anda her zaman için tabii 520 eurodan fazla para kazanmanız gerekiyor. Emekliden vergiden emekli para ödemeniz gerekiyor. İşsiz parası falan vesaire. Onun galiba operasyonu üzerinden görebiliyorsunuz. Ama çocuk dünya geldi. Mesela 3 tane çocuğunuz var. Sanki 9 sene çalışmışsınız gibi gözüküyor. O da ekstra ortakına rentin kasadan para alabiliyorsunuz tabii. Hangi miktardan söz konusu aşağı yukarı? Onu sizce aşağı yukarı. Yine de düşünsenize her Türk ailesinin ortalama... 3 çocuğu vardır zaten. 300 kusur tahmin ediyorum da ben bilmiyorum. Çocuk başı yanlış tahminen bilgiden, zaten. Öyle. Çocuk başı. Yine yok, ciddi bir rakam. Çocuk başından değil de size böyle söyleyeyim. Çocuklar dünyaya geldiği anda 36 ay normal çalışmışsınız gibi gösteriyorlar. Emekli olduktan sonra. O para, evet. Aynen. Emekli olduktan sonra 67 yaşına varıyorsunuz, emekli oluyorsunuz. Devlet tarafında diyorsunuz ki ben bak anneyim. Çocuktan orada kıburt sokutunu götürüyorsunuz. Başvuruyorsunuz. Ben 3 tane çocuğum var. 9 sene çalışmışsınız gibi gözüküyor. Hayatınızda çalışmasanız bile 9 sene çalışmışsınız gibi gözüküyor. Peki bu başvuru için herhangi bir tarih geçerli mi yoksa istediğiniz emekli zaman? Yaşında. Yok. Size böyle söyleyeyim. Ben olsam şu anlık ben tavsiyede böyle bulunabilirim. Gidip başvurmanızı tavsiyede bulunabilirim. Çünkü hukuk tarafından değiştirebilir. İnsan unutabilir. Evet, sonradan geç kalmış olabilirsiniz. Beklemek gerekmiyor demek ki. Yok, gerekmiyor. Oh. Sadece kubat hukukunda alıyorsunuz. Sonradan rentin kasaya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben 3 tane çocuğum var ya, 2 tane neyse işte. Çocuktan bir şey yaşa budur, kubat hukukum bundur. Lütfen benim ortakımdan emekli sigortamı ortak işletme yapın diye. Evet, böyle şeylik oluyor. Bunun üzerine tekrarlamak istiyorum sevgili seyirciler. Çünkü gerçekten biliyorum birçok insanımız bilmiyor.
Sevgili seyirciler, Sedat Bey kısaca özeti, anne olan tüm kadınlar emeklilik yaşını beklemeksizin şu an o belgeleri emeklilik dairesinden alıp işte çocukların doğum belgesiyle birlikte sunabilir ki hazır olsun. Herhangi bir kanun değişikliğine karşı şu anda evet. yapabilirsiniz. Evet. Ben mesela kendi annemden biliyorum. Biz o yaşa geldiğinde yaptık. Ondan sonra uzun sürdü. Hatta 2,5 sene sürdü. 2,5 senenin parasını gönderdiler. Ama demek ki önceden bunu yapabiliyoruz. Doğru evet, mu anladım? Aynen. Evet sevgili seyirciler, tüm anneler bunun arkasında durun derim. Şu an hazırlayın bütün kağıtlarınızı. Yollayın, bulunsun. Yeni evet. Zamanı geldiğinde o ödemeyi emeklilik dairesi yapacaktır zaten. Kesinlikle. Evet Hamide Hanım. Nereden devam edelim? Vallahi, çok konular var da. Yani iş hayatıyla biraz kadınlarımıza tekrar ya benim, uyandıralım. Bakın siz Türkiye'den gelmişsiniz. Emek vermişsiniz. Belirli bir şeylere başarmışsınız. Çok var gelen. Hala aynı hataları yapıyoruz bazen. Hı-hı. Bu gibi konularla çocuk eğitimiyle devam edelim. Yani ben dediğim gibi kesinlikle hayallerinden vazgeçmesinler. Kendilerini kesinlikle ertelemesinler. Hani yarın, yarın, yarın değil de aslında bugün harekete geçmeleri gerekiyor. Bugün ben Kanal Avrupa'da burada konuk oldum. Halbuki Hamide aslında evinde oturan, yemeğini yapan, 3 çocuğuna bakan, eşi vefat etmiş bir kadındı. Bugün buradaysam bir şeyleri başardığım için burada olduğumu düşünüyorum. Kesinlikle. Bugün birçok ortama girebiliyorsam kimliğimle girebiliyorum. Kimse bana ya Hamide Hanım işte buyurun demiyor, kimliğimle girebiliyorum. Bunu siz kendiniz başarabilirsiniz. Hayallerinizi yazın. Emin olun o göndermiş olduğunuz enerji size dönüyor. Pozitif ya da negatif. Evet. Ben kendi adıma, belki beni takdir edebilecek bir eşim yok ama çevremde güzel arkadaşlarım ve öncesinde tabii ailem ve çocuklarım var. O yüzden Türk kadınının istediği zaman, üniversiteyi biliyorsunuz bak kaç sene önce ben bitirdim. Mesela evet. çocukluk hayaliydi. Bunun asla vakti zamanı yok. İsterseler başarabilirler. Kesinlikle. Kendilerini ertelemesinler. Çocuk eğitiminde en çok nelere dikkat edersiniz? Vallahi ben onlara şunu söylüyorum. Ben her şeyi sizin için yaparım. Yeter ki okuyun diyorum. Aslında orada da yanlış yaptığım yerler var tabii ki. Öz eleştirimi yapayım ama ideallerine kavuşmak için bir de buradaki şartlar gerçekten çok güzel. Şu anki baktığımız zaman çocukların imkanlarına müthiş imkanlarla yetişiyorlar. Eğitim evet. sistemi çok güzel. Evet, hani Türkiye'de bir doğru. biliyorsunuzdur Selda Hanımcığım, eskiden bir dershane olayı vardı, işte bir üniversite imtihanı kazanmak ne kadar sıkıntılıydı. Oradaki eğitim sistemimiz çok farklıydı ama bugün buradaki eğitim sistemi çok farklı. Çocuklar kapasitelerine göre okullara gidiyorlar. Evet. Yani bu çok güzel bir şey. Çok doğru. O konuyu açmışken ek olarak şunu söylemek isterim. Evet çok güzel eğitim hayatı veriyorlar. Çok güzel meslekleri ama maalesef dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de dünyada da olduğu gibi finans durumu, maddi durumu Avrupa'da da biraz zorlaştı. Dolayısıyla maaşlar da zorlaştı. Mesleklerin de aldığı hı-hı. maaşlarla hı-hı. geçinmek zorlaştı. Benim yaklaşık 16 tane garson kızım var. Hepsi de şu an üniversiteye gidiyor. Meslek sahibi, yarısı da meslek sahibi, yarısı da neredeyse üniversiteye gidiyor. Diyeceğim şu ki yetmeyebiliyor. Evet. Dolayısıyla ben kendi çocuklarımdan yaptığım ve başarılı olduğum bir tecrübeyi aktarabilirim sevgili seyircilere. O da şudur, okul hayatının yanında çok iyi okullara gittiler, çok iyi mertebeyle bitirdiler. Ama ben onlara 15 yaşında benimle birlikte para kazanmaya, düğün organizasyonunda benimle birlikte çalışmasını öğrettim. Hı hı. Kısacası çocuklarımıza okul hayatından vasıflığın yanında çalışmayı, esnaflığı da öğretmek zorundayız gibi artık geliyor bana. Çünkü bir iç mimar bile başladığı ikinci, üçüncü senesi sadece 2500 euro falan alıyor. Hı hı. Şimdi düşünüyorsunuz, kiralar öyle oldu, giderler pahalandı. Birçok gıdalar da pahalandı. Hı hı. O kadar burada da çok birçok şey Avrupa'da pahalandı. Her ne kadar Türkiye'dekiler bize inanmasa da burada da geçim biraz eskisine nazaran zorlaştı. Dolayısıyla o çocuğumuzu bence eğitim hayatının yanında biraz da iş hayatında öğretmek gerekiyor. Sonra karar veriyor zaten çocuk, kendini yönlendiriyor. Benim büyük kızım mesela hiç pek öyle dışarı çıkıp gezmez, eğlenmez. Çünkü büyük kızım diğer iki çocuktan farklı büyüdü. O biraz daha zorlu şartların ne olduğunu biliyor. Diğer ikisi biraz daha rahat büyüdü maddi açıdan. Hı-hı. Mesela benim büyük kızım bütün gün internetten ders veriyor. Harçlığını çıkarıyor. Bak ne kadar bütün gün. Hiç vakti yok. Sosyalleşmeye vakti yok. Sadece evet. ders veriyor.
Ayrıyeten de kendi üniversitesini okuyor. İkisini aynı anda götürüyor şu anda. Bana hiçbir muhtaçlığı yok. Bilakis bazen ben ondan harçlık alıyorum yani, düşün. Bana veriyor işte. Hani güzel, tabii ki güzel. Eğitimin yanında çalışabiliyor olmaları da çok güzel. Kesinlikle her anne babaya tavsiye ediyorum çocuklarına. Biraz önce siz söylediniz ya, şu anda her şeyi insan çalıştığı halde zor zahmet geçiniz diyor. Evet. Düşünsene, emekli oldunuz, nasıl geçineceksiniz? İşte hiç Almanya'da o yüzden şişe toplayanların sayısı yükseldi ya, araştırmaya göre. Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü insanlar zamanında emekli sigortası yapmıyor ya da köşede fazla parası olmuyor, emekli oluyor. Bazı insanlar maalesef emekli için düşünmüyor. Bugün için yaşayayım diyor. 20-25 sene sonra ne olacağını bilmiyorlar tabii. Çok geç emeklilik yaşı Sedat Bey, 65 yaşında. O yüzden mi düşünmüyoruz? 67 mi? 67. Evet, 67. Evet. Şu andaki 70 yaşına yani çıkaracaklar mı? Belki erken emeklilikle işte onun da bir şeyini, ama çok zor yani, düşünmek zorundayız. Size böyle söyleyeyim, insan 60 yaşında emekli olabilir. Sıkıntı değil ki. Sıkıntı sadece böyle diyor ki, sen diyor aldığın emekli maaşını 67 yaşında diyor. Her ay diyor 0.3 diyor. Senden alacağım parada ben düşerim diyor. Senede 3.6% düşerim diyor. Ona göre de az da diyor emekli parası alırsın diyor. Ben de diyorum ki tamam, 67 yaşında çalışmak istemiyorsun, çalışma. Ama en azından emekli bir sigorta yaparsın 60 yaşına kadar. Devlet tarafından kesildi. 3.6% her yıl aynısını kesiyorlar. En azından yaptığın özel sigortasına ödenmiş oluyor. Hmm. Hatta geçenleri birisinden de böyle bir konuşmuştuk. İşte sizin yakın bir yerde bir müşterimiz var. Dedim ki abi, dedim bak, dedim siz dedim emekli sigortası için biraz böyle karşı çıktınız dedim. Sebebini anlamadım dedim. Ama dedim size bir soru soracağım. Dışarıda baktığınız anda bir sürü insana şişe topluyor. Niye topluyorlar? Aynen. Niye topluyorlar? Hobi olarak değil. Biz şu anda diyoruz ki ya ben emekli olduktan sonra hayalim bu vardır vesaire vardır. Bunu yapmak isterim falan yapmak isterim. Ya sen hayalini gerçekleştirmek istediğin anda hayalin için ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Sadece hayal kuruyorsun. Aynen öyle. Bu şeye hayal benziyor. Sadece şimdi, hayal kuruyorsun. Dün gece kitap okurken içinde bir söz geçiyordu. Kitabın da ismini unuttum şimdi. Bir vatandaş doktora gidiyor. İşte çok hasta, grip olmuş. Doktor reçetesini yazıyor, gönderiyor. 2 hafta sonra bir daha gelin diyor. Hasta 2 hafta sonra daha çok hasta olmuş şekilde geliyor. Doktor bey diyor ki hani bunları kullanmadın mı? E kullan demedin ki diyor. Şimdi ona benziyor. Yani o ilacı verdi. O ilacı aldın ama onu sen kullanmazsan, İçmezsen 2 hafta sonra daha kötü bir şekilde gelirsin. Çok güzel hisseden evet. Kısa olmuş. İşte dolup dolaşıp aynı olaya geliyoruz kendimizi eğitmekle. Takım yaşadığımız hayata, belki de 60. senedeyiz bu sene. Evet, Türk toplumunun Almanya'da oluş senesi. Belki de hep şu şartlarda gelindi. İşte ne, ev, tarla, arabası, motor, traktör parası biriktireyim, gideyim, döneyim de adapte olmayayım olayımı. Ama çok yanlışlarımızı görüyorum. Yani eskilerimizin de o konuda tereddütsüzlüğünü yeni nesil, bizim gibi 3. kuşaklar çok sıkıntısını gördü. Evet. En hayatta zaten en kötü şeylerden bir tanesi, gerek özel hayatta gerek iş hayatında, tereddütsüzlük. Kararsızlık. Bilmemek, kararsızlık. Evet. Ondan dolayı da çok hatalar yaptığımızı düşünüyorum. Dediğiniz gibi emeklilik parasıyla nasıl geçinecek bu insanlar? Şu an işte sizin gibi İşin ehlini bilen insanlara gelip bu konuda yardım almalarını tavsiye ederim. Hiçbir şey yapamıyorsa, hani yatırım hayatı, ev, arsa, bu gibi şeyleri de yapamıyorlarsa, en azından bir nebze de olsa onların hayatlarını kolaylaştırabilir. Sizin onlara verdiğiniz fikirlerden, sigortalardan dolayı. Biraz önce bahsettiğim gibi değişik bizim ortak ürünlerimiz vardı. Değişik bizim ortak poliçelerimiz vardı, sigortalarımız vardı. Şu anda aklıma geldi. 8-9 ay öncesi bir de hanımefendi geldi. Hanımefendi dedi ki ya, demek kocamdan ayrıldım. 4 tane çocuğum var dedi. Emekli için yatırım yapmam gerekiyor dedi. Ablamız bizi orada hakkından Riserente diye şey sanat, evet, devlet tarafından. Abla dedim bak dedim siz dedim 5 euro ayrı ödediğiniz anda dedim bu kısmı dedim her yıl devlet tarafından paranızı alıyorsunuz. Önemli olan bu tarafından şu eklon yaptığınız anda bildirilmeniz gerekiyor. Bazı insanlar da otomatikçe poliçenin içine girdiğini düşünüyorlar. Öyle değil. İster istemez orada hakkında muhasebeciye gidip muhasebeci sizin için dolduruyor. Finans hamta yolduruyor. Finans hamta sizin orada hakkında poliçenizi o paraya havale ediyor. Küçük bir şeyden bahsediyoruz. Biz 5 oradan bahsediyoruz. Ayda
seni 60 euro yapar. Abla emekli olduğu anda 5 euro devam öderse, çocuklar tabii 18 yaşından sonra bazen prosedür falan vesaire vardı. Hı hı. Alacağı para 580 euro. Az değil. Yani Türkiye'de rahatlıkla umuyoruz o döneme gelince daha da rahatlıkla olur. Geçinebilir yani. 580 euro çok iyi bir miktar. Karşılıktan. Bir de eşinin aldığını düşünelim. Eşinden ayrılmış. Yani. Eşinden ayrılmış. Sadece evet. Bu eşinden ayrılmış olanlara mı geçerli? Yok, herkes ama için geçerli. Herkes için geçerlidir. Ha. Sigortanın o yönünü seviyorum. Doğuda adresi bulduğun zaman gerçekten hayatını kolaylaştırabiliyor. Evet. Bunun için de Türk toplumunda sizin gibi işi bilen insanlar ön planda. Her mesleğin işi bilmeyen birileri çıkıyor, onu sabote ediyor, kötülüyor vesaire. Ama işi bilen doğru adresi bulduğumuz zaman daha kolay olabiliyor diye düşünüyorum. Evet, yani. Haklısınız. Size biliyorsun, birisi birisine kötülediği anda bizim insanda kültürümüzde öyle şeyler var. Hep var ama kuaförü. Sevgili seyirciler, şimdi birazdan aklınızda tutun konuşacağımız konuyu. Birazdan yine reklamlara gireceğiz. Dediğimiz gibi sevgili seyirciler, her an bizi arayabilirsiniz. Canlı yayın irtibat numaraları ekranda çıkıyor. Sorularınızı sorabilirsiniz. Tekrar hatırlatalım. Reklamlardan sonra tüm hızıyla devam edecek Kadınca programımız. Hacı Badem'in sunduğu Kadınca devam edecek. İskeleden 100 yıllık köklü tarihimizi ve değerlerimizi yansıtan türkülerle dolu bir programla ekranlarınızdayız. Resulun içinde gezerim yali yali Feride. Geçmişten günümüze uzanan bir köprü. Ecel oku değdi değdi gülüme benim. Değme felek değme değme telime benim. Kulaklarımızın pasını silecek bir müzik şöleni. Seher yıldızı ayırdı bizi, perişan eyledi dost ikimizi. Yüreğinize dokunacak türküler ve birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla 100. yılda 100 yıllık türküler Ahmet Baydaroğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Kan kusa kusa. KF Setku Tahtın Servis Burak Özcan ve Edip Arşule ve Eğitim Merkezi Spor Avrupa'yı sunar. Spor Avrupa, konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Şimdi diyemezsin ya! Ya 5 dakika saçma sapan bir muhabbet dinledik. Bana göre hakkıyla şampiyonum yok. Yenik duruma düştükten sonra konsantre olan bir takım olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe şimdi bu grubu geçerse 18 milyon alacak. Az para mı kardeşim ya? Bu koşmazsan, kafanı sokmazsan, yıldız da olsan hadi. Adam koşarak kapatıyor. Spora dair ne varsa Zeki Şahin'in sunumuyla pazartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Şimdi Kanal Avrupa zamanı. Avrupa'dan son dakika gelişmeleri, canlı yayınlar, röportajlar, flash gelişmeler tüm sosyal medya hesaplarımızda aynı anda. Bizi sosyal medya hesaplarımızda takip edin. Şimdi Kanal Avrupa. Hazır ol Avrupa. Yer yerinde durmayacak Avrupa horona kalkacak. İşte duman asından. Karadeniz'de doğdum, büyüdüm, adam oldum, yeri geldi, bağırdım, yeri geldi. Karadeniz rüzgarı Kanal Avrupa'da esmeye devam ediyor. Yali yali, gidelim yali yali, gidelim yali. Birbirinden
yeniden değerli konuklar, atma türküler ve horonlar ile bir eminem var idi ondan ayrı kal. Karadeniz Show Ali Öztoprak'ın sunumu ile çarşamba saat 19'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Dünyası ve girişimcilik, Avrupa'da şirketleşme ve şirket kurma yollarını... Almanya'da bir sistem var, bu sistemin dışına çıkılmıyor. Gönül ister ki Türkiye'de bu sistem olsun. Şirketlerin yeniden yapılandırılması... Türkiye'de vergi sistemi yok. Türkiye'de sadece işçi kesim vergi öder. Şirket iflaslarının ticari ve hukuki boyutlarını tüm yönleriyle stüdyoda açıklığa kavuşturuyor. Elle tutulmayan sanal dünya üzerinde dönen bir para var. Biz para deyince cebimize koyduğumuz kağıt parçalarını anlıyoruz. Bitcoin evet bir kripto para ama bütün kripto paraları adına konuşulacak bir para birimi değil. Türkiye'de yerleşik şirketler nasıl Avrupa'ya açılır? Ne kadar düzenli olursanız ve bunu ispatlayabilirseniz karşı taraftaki memuru, bankacıyı ikna edebilirsiniz. İş dünyasının genel problemleri, Avrupa'da ticari oturum alma yolları ve devlet teşviklerinin detayları. Ali Osman Yayla'nın sunumu ile İş Dünyası ve Girişimcilik, çarşamba günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler? Borçlanarak emeklilik, kombassan ve diğer holdinglerle ilgili son durum, Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek? Alınacak önlemler var mı? Mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Zeki Şahin'in sunumu ve daimi konuk Avukat Mehtap Biçer'in katılımıyla hukuk masası Cuma günü saat 21.30'da Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupa'nın ortası Almanya'da. Anadolu rüzgarı tüm renkleriyle esmeye devam ediyor. Ömür dertler deli baret yanıyor ah uzarana. Meğer ki semaya yıldızlar dolsun, tek ağızdan dedik vatan sağ olsun. Deseler yar geliyor, kaçamıyorum. Anadolu'nun kültür elçisi Mümin Uluç'un hazırlayıp sunduğu Anadolu Diyarı, her perşembe saat 19'da Kanal Avrupa'da. Tütün toplasak, dumanlandı dağların, oy Karadeniz. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa, ne konuşuluyorsa bakış açısında. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Irkçı bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. İç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye'ye eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Sosyolog ve ekonomist Erdal Tekin'in hazırlayıp sunduğu bakış açısı her cumartesi saat 19'da Kanal Avrupa'da. Avrupa Masası, Avrupalı Türklerin dertlerini. Bu insanlar kendilerine hizmetlerle alakalı bu hizmetlerin değerlendirmesini yapmasın. Kınamalara yahut serzenişleri ben haklı bulmuyorum. Avrupalı Türklerin kıymetini bizim bilmemiz lazım. İsteklerini. Biz şunu istiyoruz. Türkiye ile Almanya arasında ilişkiler iyi olsun.
hassasiyet denen bir şey, o arkadaşta sıfır demek. Kültürel zenginliklerini... Bugün spor camiasına baktığımız zaman hakikaten hepimizin gurur kaynağı olan bir Mesut'un varlığından konuşuyoruz. En önemlisi haklarını... Arkadaş şimdi bunlar yani popülizm, yani ben de senin duymak istediğin şeyleri söyleyebilirim ama bir şekilde bir çözüm üretmem gerekiyor. Mercek altına alıyor. Nasıl buna izin verebiliyorlar? Siz hiç duydunuz mu başkanım? Soruyorum. Siz bir Tevrat yakan, bir İncil yakan. Avrupa Masası Zeki Şahin'in sunumuyla her perşembe saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupa baskısı en güncel haberlerle ekranlara geliyor. Avrupa'nın gündemi, gelişmeleri, siyasi hareketliliği, Avrupalı Türkler üzerine oynanan oyunlar ve yabancıların toplumdaki yeri. Ali Çalışkan'ın sunumuyla Avrupa baskısı... Merhaba sevgili seyirciler. Mutlu, huzurlu, keyifli pazarlar diliyorum. Kalınca programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekrana yeni gelen seyircilerimiz için ben Selda Ahva Öz. Moderatörümüz rahatsızlığından dolayı bugün ben sunuyorum. Bugün ben ele aldım Kadıncayı. Bugün yine birbirinden değerli konuklarımız var. Sigorta uzmanı Sedat Özdemir bizlerle. Hamide Kurt bizlerle, halkla ilişkiler. Evet Sedat Bey, şu sigortayla ilgili önemli iki konu vardı. Onları da sona bırakalım dedik ki seyircilerimizin aklında kalsın. Çok önemli konular. Biri avukat sigortası diye başlayacağımız. Diğeri iş yerleri. Bizim gibiler için onlara önem vereceğimiz konulara girerim ama avukattan başlayalım isterseniz. İki tane avukat sigortası vardı. Bir iş yeri için vardır, iş yeri sahipleri için vardır. Bir de şahsi kişiler için vardır. Şahsi kişilerden baktığımız anda size böyle söyleyeyim, iş yerinde bir sıkıntı olduğuna, Arbeitsrecht dediğimiz şeylerde mentosuna bulunabilirim. Privatrecht, özel hayatınızda ne bileyim ki bir mutfak sipariş verdiniz, çok güzel bir olay olmuştu. Birisi beyaz bir mutfak siparişi veriyor. Sonradan gidiyorlar işte takıyorlar. Yeşil çıkıyor. Brevet reşosundan kullanma mecburundan kalınıyor. Trafikte bir sıkıntı olduğu anda fakes reşosu dediğim şeylerden. Bunları ben tavsiyede bulunabilirim. Bir de ştaf reşosu da vardır. Tabii size karşı orada akınan birisi bir iftira attığı anda karşı tarafın davanızı açmanız için falan. Ben onları tavsiye edebilirim. Çünkü reşit biliyorsunuz hukuk tarafından çok güzel tecrübeli avukatlarımız vardır. Tabii onlar da karşılık orada bir mevla istiyor. Bu mevla biraz öncesi konuştuğumuz için her şey pahalaştı. Gitgide sıkıntı yaşıyoruz, maddi sıkıntı yaşıyoruz. En azından bir tane böyle avukat sigortası yaptığınız anda avukat masrafından komple karşılaşmış oluyorlar. Avukat sigortası dediğimiz Almanca, biz Almanya'da yaşadığımız için Almanca soruyorum size. Reşutz mu oluyor, ne oluyor? Aynen reşutz oluyor. Reşutz oluyor. Reşutz oluyor, aynen aynen aynen. Privat reşutz oluyor, özel hayatına geçtiği için. Bir de firma reşutz vardır. İkisi ayrı. İkisi de privat ayrı ama bir şey. Birbirine çok benziyorlar, öyle söyleyeyim size. Sadece fatraks reşutz, daha doğrusu firma reşutz'a... Ben bunları tavsiye ediyorum. Fatraks reşut çok önemli oluyor. Anlaşma şeysinde biraz önce siz dediğiniz gibi fayans yaptırmak istiyorsunuz. Şahsi kişi orada akından gelmiyor. Bir anlaşmanız var karşı tarafından. Fayansları döşedikten sonra, bitirdikten sonra tabii parasını alıyor. O yarım bırakıyor sizi. Karşı tarafa dava açabilirsiniz. Ya da bir ürün satın aldınız. Bu ürün bozuk çıktı. Ya da ürün orada istediğiniz zaman gelmedi. Fatraks reşut üzerinden dava açabilirsiniz. Evet. Ya da elemanlardan bir sıkıntı olduğunuz anda firmin reşit üzerinden geçiyor. Karşı tarafından ne bileyim ki eleman hırsızlık yapmış olabilir. Ya da sürekli geç kalmış olabilir. Ya ne bileyim ki sürekli hasal olmuş olabilir. Siz çıkarmak istiyorsunuz. Size karşı tarafı dava açıyor. O zaman reşit'sini kullanabilirsiniz. Biz şimdi restoranı açarken gerçekten çok kapsamlı sigorta olduğunu anladık. Ama en önemli unsurlardan hangisini tavsiye edersin? Diyelim ki ben gastronomi, restoran açıyorum.
Hangisi yapmamızı tavsiye ve önem vermemizi? Gastronomide size böyle söyleyeyim. Dört tane bölüm vardı benim çok önemli olan. Birinci inat fazişongi dediğimiz yangın falan vesaire çıktığı anda ya da hırsız girdiği anda o çok önemlidir. Ya iş yerinize yangın çıktı, iş yeri çalışamaz bir duruma geldi. Sonradan kira devam ediyor, eleman parası, ciğeran falan vesaire. Betriebsunterbrechung dediğim şeylerden ben onları tavsiye edebilirim. Ya da gastronomi... Betriebsunterbrechung derken hemen yakalamışken farklı yoldan gelen zarar da mı ona dahil? Yani o mekanından çıkan bir olay değil ama diyelim ki üst kattan, yan taraftan vesaire oradan bir zarar oluştu. Biraz kapatmak zorunda kaldınız. Orada da bir dengesizlik var diye düşünüyorum. Evet, size böyle söyleyeyim. Sizden bir sebepten dolayı bir yangın falan bir sıkıntı çıkarttı. O zaman bir tırsızlık ve çünkü ödüyor. Yan binadan yangın çıktı. Sizin evet. Ortakınlar restoranda sıçradı. O zaman onun hafifli ödemesi gerekiyor. İkincisi bir tırsızlık hafifli dediğimiz olaylardan. Size böyle söyleyeyim. Birisi geldi. Yeri sildiniz, ayak kaydı, bacağı kırıldı. Evet. Bütün masrafları ödenmesi için ya da sizin oradaki restorandan yangın çıktı. Yukarı bina sıçradı ya da ev sahibine bir zarar verdiniz. Bir trip hafifli ödüyor. Ama önemli olan bu taraflardan bence bir bayan için biraz öncesi söyleyince biraz da aklıma takılı kaldı. Maalesef bazen erkekler bayanları ezmek istiyor. Evet o da oluyor. Şeyi kabullenemiyorlar. Çok bilmişlik taslıyorlar. Aynen. Yani kadının... evet. Onu da karşılaştık. Yani burada biraz Türk erkeğinin gururu mu söz konusu oluyor bilmiyorum. Aslında ben o konuyu biliyorum. Bildiğimi de biliyorum ve doğru yola doğru olduğunu da biliyorum. Ama karşı tarafta şu iddiaya giriyor benimle birlikte. Ego çatışmasına, erkek egemenliği oluşan bir toplumuz sonuçta. Ve yine anlıyor ki aslında hatalı, benim dediğim doğru çıkıyor. Ama bu yarış sürekli iş hayatında, biraz önceki konuya değinirsek, kadın ve erkek iş hayatında onunla karşılaşıyoruz. Hmm. Ama ben biliyorum yani sonuçta ben de 20-22 senedir tecrübe toplamışım. Ama benimle iddialaşıyor ve yani orada sadece egosunu, erkek egemenliğini söz evet. konusu yapıyor. O gibi çatışmalar oluyor. 3-4 yıl öncesi bir tane ablamız orada akından gidiyor. Diyor ki ben bir iş yeri kurmak istiyorum diyor. Güzel, çok güzel bir restoran kurmak istemişti. Abla dedi ki ya de kurmadan önce sigorta nasıl yapabiliriz falan. Ben dedim avukat sigortasını tavsiye edebilirim. Bir de bökşaftlarımız da var. Abla dedi ki ne yapacağım ben bökşaftından? Ya dedim sen sipariş verdin ürünü alamazsan evet. biz bunu karşılıyoruz. Abla ortakından gidiyor 50 bin euroluk ortakından bir malzeme alıyor. Bu kişi karşı tarafından ödemiyor. Ta doğrusu malını da yollamıyor. Sandalye, masa falan vesaire. Abla bize geldi dedi ki ya da böyle bir sıkıntı var. Sıkıntı değil dedim. Zişaret vermiştik o ortakın. Bökşaf vermiştik. Biz karşı tarafından ablanın 45 bin orasını verdik. 5 bin oraya da karşı tarafından dedim ki ablaya avukat sigortam var. Dava aç. Hem abla ortakından parasını bizden aldı. Karşı taraftan olan eksik diferansı 5 bin euro avukat yolundan komple geriye aldı. Tam tersini düşünseydik. Kadın iş hayatına başlamadan iş hayatını sonlandıracak neredeyse. Aynen öyle. O derece aynen zarar öyle. Görecekti. Aynen öyle. Burada da o noktaya geliyoruz. Ne kadar önemli hayatımızı, ne kadar zorlaştırabiliriz, ne kadar kolaylaştırabiliriz yapmış olduğumuz sigortalardan dolayı. Aynen. Bizim maalesef böyle bir hatalarımız oluyor. Biz iş yeri açıyoruz. İş yeri açtıktan sonra 6 ay, 1 sene sonra diyoruz ki biraz para kazanalım diyoruz. Para kazandıktan sonra belki bir sigorta yaparız diyoruz. Ama o sürecin içine bir sıkıntı aksilik çıkarsa siz bütün paranızı yatırdınız. Hiç çıkabiliyordu. Şuna benzemiyor mu Sedat Bey? Lüks arabaları alıyoruz 100-150 bin euro civarında. Sonra da gidip internetten en ucuz sigortayı seçiyoruz. Diyorum ya burada iyi. Nerede dengeyi iyi tutmak lazım. Ben olsam en pahalı sigortayla en ucuz arabayı düşünürüm mantıken kendime güvence adına almak için. Maalesef böyle sürekli karşımızda bir olaylar evet. oluyor. Lüks bir araba alıyoruz. Yüksek meblağdan araba alıyoruz. İnternetten sigorta evet. yapıyoruz. Sigortadan sıkıntı yaşıyoruz. Ya sigorta ödemiyor ya kimse ulaşamıyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Böyle bir aksilik çıkıyor. Sonra çıktıktan sonra diyorlar ki ya sigortacılar ödemiyorlar. Hayır, öyle bir şeyler yoktur. Almanya'da hukuk vardır. Bence o noktada sizi tanımıyorlar diyelim. Onlar razı olsun, sağ olun. Sedat Bey'i tanımıyorlar. Halk arasında sigorta olayında şu çok konuşuluyor. Şimdi sigorta şirketlerinin herhangi bir probleme karşı ekstra bir komite oluşturduğunu ödememek için Justiz Angestellte kanunu hukuki yollardan personel alıp o meblağı ödememek için bir komite oluşturduğunu. Doğru mudur bu? Hayır, yanlış. Çünkü size böyle söyleyeyim, siz
almaya da biraz önce bahsettiğim hukuk bir ülkemiz vardır bu arada. Hakkında. Siz gittiğiniz anda bir sigorta yaptığınız anda sigortan kapsamı içinde olan zararlar içindese ödeniyor. Evet. Hatta bazı yerlerden de vardır. Size böyle söyleyeyim. Bizim bir tane müşteri var. Büyük bir müşteri, güzel bir mevlada ödüyor. Bunun bir tane arabası vardı. Hı hı. Arabasının camı çatlıyor. Hı hı. Ama talkoskun içinde yok. Sadece hafif dişi var. Bize sordu acaba nasıl yapabiliriz falan vesaire diye. Biz de o kişiye yardımcı olduk. Sigorta hiçbir problemi ödendi. Evet. Yanlış anlamayın, kabul etmiyorum. Çünkü öyle bir şeyler yoktur. Konuşuluyor. Olabilir. Bizim halk arasında çok şeyler konuşuluyor. Yani belki tek toplumumuzdur. Doğruyu yanlışı karıştıran biri bile çok şeyler konuşuyor. Maalesef. Ama işte diyorum ya, sizin gibi bilinçli insanların bunu daha çok bu sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden her zaman ne olursa olsun işin ehline vermek gerekiyor. Hamide Hanım, biraz kadıncaya konuşalım mı? Halkla ilişkiler sonuçta biraz da kadıncaya konuşalım. Halkla ilişkiler ve reklamcılık. Halkla ilişkilerin içinde evet dahil reklamcılık. Çünkü halkla ilişkiler biraz şey, halkla ilişkiler sadece 2 yıllık okunuyor. Halkla ilişkiler ve reklamcılık lisans 4 yıllık okunuyor. Aa, evet, bu bana, arada da ben 4 yıllık üniversitemi 2,5 yılda bitirdim. Onu da söyleyeyim. Maşallah. Maşallah, sizin gibilerin o zaman çoğalmasını diliyoruz. O kadar artık o kadar hırslanmışım ki, o kadar arzu etmişim ki gecemi gündüzümü kattım desem tabir çok doğru. Çok güzel bir örnek. Evet, Kadınca'nın bir programı var. Ona 9 biraz Haziran'da değinelim. Evet, ne gerçekten zaman? 9 Haziran'da farklı sektörlerden ve akademisyenlerden, iş kadınlarından bir araya gelen kahvaltı programımız var. Müthiş nedir bir ortam, bu kahvaltı, müthiş bir program. İş kadını neden Kadıncaya katılmasını söyleyebiliriz? Şöyle ki aslında ben zaten Kadıncaya misafir olarak gidenlerdendim. 3 kere gitmiştim zaten, 3 defa katılmıştım ve aslında bugün hayatımda olan birçok insanın orada tanıdım. Hani ben bu, dahilinde, evet, biz öyle tanıştık. Evet, 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 birçok insanı orada tanıdım, çok güzel insanlar tanıdım ve bu insanlar benim hani az önce konuştuk ya, geriye iten değil. Hani oturduğumuz zaman daha çok hani bir börek nasıl yapılır değil de hani ya iş konusunda hani şu kıyafet da nasıl değilse şu şunu yapmış değil de ama hani daha Türk kadın olarak ne yapabiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Kime ne katkı sağlayabiliriz? Veya bunun yanında yardım dernekleri var mesela içimizde çok olan. Güzel. Sadece iş hayatında değil, sosyal evet, olarak. Tabii ki sosyal olarak da yani gerçekten çok güzel arkadaşlıklar ve bazıları dostluklara gitti. Hani burada tanışan insanlar gerçekten birbirlerine çok şey kazandırıyorlar. Karşılıklı aslında alışveriş yapıyorlar. Onun ona faydası oluyor, onun ona faydası oluyor. En ufak misal, bir şey yapacağım zaman hemen arkadaşım, oradan tanıştığım bir evet, arkadaş, o sektördeki hı-hı, bir arkadaşı arıyoruz. Diyoruz ki senin tanıdığın var mı, bana yönlendirebilir misin? Bu hayatımızı kolaylaştırıyor. Anında. Diğer açıdan da Kadıncaya çok politik Türk kadınlarımız da var. Politikaya evet, katılan. Bize de onları sadece desteklemek düşüyor. Çünkü hakikaten şunu da artık üstüne basa basa söylememiz gerekiyor. Maalesef ırkçılıkla karşılaşıyoruz. Hala karşılaşıyoruz ve bu çoğalıyor. Araştırmaya göre de çoğalıyor. Gerek okullarda gerek üniversitelerde. Burada da Kadıncanın çok büyük bir faktörü evet, var. Nasıl? İşte tanıştığım o politikacıyla benim böyle okulda çocuk problemim var, yardımcı olur musunuz? Yani bu bir ağ. Aslında mesela, network evet, ağ gibi evet, ama daha network dediğimiz zaman her alana çekilebilir. Bu da ona benzer bir şey. Birbirinden tabiri caizse faydasını görmek veya fikir danışmak veya o alanda o kişiyi tanıdıktan sonra bana yardımcı olabilir misin? Bir güç oluşturuluyor. Bunu herkese gerçekten sevgili seyirciler, iş kadınları, bizi seyreden Avrupa'nın nerede olursa olsun, illa Köln'de olmak zorunda değil. İnşallah ileriki zamanlarda da Kadınca şehirleri de değiştirecek. Sizden aldığı talepten kuvvet dolayı, talepten bugün dolayı. Bugün Belçika'dan talep geliyor mesela bize. Geliyor evet. Frankfurt'tan evet, dün bir hanımefendi sordu mesela. Frankfurt'ta yapmayı düşünmüyor musunuz diye sordu. Ama yani, olsun, atlasınlar, genelde hafta sonu oluyor. Kayıtlarınızı şimdiden yaptırın çünkü sınırlı yerlerimiz var. Türkiye'den gelenler var veya başka şehirden gelip burada bir gün konaklayıp evet, otelde kalanlar var. Evet. Aslında Kadıncayı yaşamak lazım. Yani biz burada ne kadar anlatırsak anlatalım, gelip ziyaret edip hem kahvaltılarını yapabilecekleri, çaylarını içebilecekleri hem de biliyorsunuz konsolosluktan ateşelerimiz geliyor, aile ateşelerimiz geliyor, milletvekillerimiz geliyor. Büyük çok destek görüyor Kadınca. Sağlanıyor. Tabii ki çok yani, çok çok güzel destek tabii görüyor. Tabii ki arasında kadın olduğu zaman biraz ego olmaması mümkün değil. O da oluyor ama onlar hallediyoruz ve bir şekilde. Ve öyle hikayeler duydum ki ben orada
hani kişinin gerçek kendi yükü kendine ağırdır ama başkasını dinlediğin zaman evet. ve onun başarısını gördüğünde Sedat Bey evet. birbirinize o zaman şey yapıyorsunuz, destek veriyorsunuz, cesaret veriyorsunuz. Evet. Bence çok güzel o bir yüzden eşi. Dedim ya Türk kadınının başaramayacağı bir şey yok. O kadar hikayeler çıkıyor ki kadınca toplantısında inanılmaz diyorsun. Evet. Yani ben kendimi çok kuvvetli görürdüm hayatta her şeyle mücadele eden, çocukları küçükken arabayla Türkiye'lere giden böyle. Ama inanın oradaki kadınların, bazı kadınların hikayelerini duyduğum zaman gerçekten mi diyorum. Türkiye'den gelmiş, belirli hastalıklarla mücadele etmiş, belirli problemleri başarmış ve firma açmış. 20-30 tane elemanı var insan. Evet. O yüzden onları da gördüğüm zaman diyorum ki hayır, sen her şeyi başarabilirsin. Her şeyin üstesinden gelebilirsin diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. Kesinlikle. Hı. Evet sevgili seyirciler, bir VTR'miz var. Ona da birazdan geçelim. Hatta şimdi geçelim. Körnbaş Konsolosluk himayesi altında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen geniş bir etkinlikle kutlandı. Kadınca ekibi olarak tabii ki en yakından takip ettik. Onları da VTR'yi izleyelim hazırsa. Evet sevgili seyirciler, Körnbaş Konsolosluğumuzun yaptığı faaliyetler, bu gibi faaliyetlerin, organizasyonların çoğalmasını gerçekten çok istiyorum. Bu da bir sosyal aktivite sunuyor evdeki veya çalışan kadınlarımıza, çocuklarıyla birlikte tanışma. Şimdi günümüz maalesef çok teknoloji çağı, maalesef değil, faydalı yönleri de var da çocuklarımız birçok böyle bir teknolojiye kalabiliyorlar. Esir olabiliyorlar daha doğrusu. O yüzden bu gibi organizasyonlar, konsoloslukların veya derneklerin düzenlediği, mümkün olduğu kadar tüm anneleri, çocuklarını veya ebeveynler, babalar da olabilir götürmelerini tavsiye ederim. Çok şeyler öğreniyorsunuz, çok şeyler katıyor hayata. Gerçekten. De tabii bu konuda gerçekten çok çalışkanlar. Bu da birlikte, birlik olup da oluşulacak Hı-hı. bir olay Hı-hı. diye düşünüyorum. Ayrışmayalım. Yani biz burada evet. çok Türkiye gibi aynı Kürdüyle, Aleviyle, Sünnisiyle, her şeyiyle birlik olup daha çok faaliyetlere katılmamız Hı-hı. gerekiyor. Burada da maalesef bunu görebiliyoruz. Her dernek kendini ayırabiliyor. Hayır, ama buradaki problemlerimiz bizim aslında tek. Hepimizin, bütün Kürdü, Alevisi, Lazı, hepimizin problemleri Hı-hı. aynı. Hı-hı. O yüzden ben böyle çok ayrıştırmaya değil de birleştirme taraftarı olup bu gibi organizasyonlara katılma taraftarıyım. Özellikle, bizim gibi insanlara çok iş düşüyor. 23 Nisan kutlamasını yaptık. Evet. Türk Cumhuriyeti Konsolosluğu'nun çok güzel dediler. Muhteşem bir programdı. Çok etkilendim ben. İlk defa böyle bir programa katıldım. Ve ilk defa oldu aslında böyle bir program Köln'de. Tansburnu'nda gerçekleştirildi ama Almanlar bile vardı.
Ve herkes, dediğiniz gibi, herkesinden herkes vardı. Çok güzel bir organizasyona imza attılar gerçekten. Zaten buradaki yetişen çocuklar 23 Nisan'ı, 19 Mayıs'ı bunları bilmeyerek büyüyor. Evet. İşte o da bak tekrar konu konuyu açıyor ya, burada annelere şok iş düşüyor. Yine yapılan araştırmaya göre biz hep kadınca programı olarak İbrahim Bey sağ olsun her şeyi derinden araştırır. Türkçe dersine katılım oranı o kadar çok düşük ki. Ama şunun farkında olmak gerekiyor. Yani bir çocuk kendi dilini, kültürünü bilmediği zaman dünyada araştırmaya da göre, bizim değil araştırmaya da göre kendi dilini bilmediği müddetçe o çocuktan başarı beklemeyin diyor. Nereden geldiğini, ne olduğunu, 19 Mayıs'ını, 23 Nisan'ı, 30 Ağustos'unu hepsini öğrenmek zorunda. İşte nasıl olacak? Biz birlik olur, derneklere katılır, faaliyetlerde anneler daha bilinçli bir annelik yaptığında, iş hayatına katıldığında. Bırakın şu Türk kanallarının da güzel yanları var tabii ki de. Ama yani artık hep bir alışılmış bir Türk kadınların olayı var. Kalkar, o evde kalan kalkar işte belirli programlara bakarlar. O programlardan sonra... Böyle gitmesin hayat. Sen çocuk yetiştiriyorsun. Çok bilinçli olman gerekiyor. Senin o yetiştirdiğin çocuk yarın bir gün benim yetiştirdiğim çocukla birleşecek. Yani hani diyorsunuz ya istediği gibi yaşasın. Hayır. Daha önemli, daha ehemmiyetli yaşasın istiyoruz. Evet. Bazen bizim çocuklarımız yetiştirmek istediğimiz anda en büyükleri çocuğum bana dedi ki baba dedi kime niye yeşil dedi. Soru sordu orada. Nasıl cevapladınız? Vallahi bilmiyordum da internette baktım da onun böyle bir faydası vardı. Demek istediğim ise bazen bizim çocuklarımız ortakın soruyor. Bu nasıl oldu, bu nasıl oldu diye. Baba olarak elimden geldiği kadar her zaman için çocuğuma ortakın hem iyi eğitim vermek istiyorum. Bildiğim kadar bilgilere devam vermek istiyorum. Ama bazen kişiler var mesela ben ne bileyim kesip atıyorlar. Biraz önce size bahsettiğiniz gibi. Ya da aşağılayarak cevap veriyorlar. Maalesef öyle oluyor. Bence bu çok yanlış. Biz çocukluktan beri çocuğun bir birey olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Mesela onu da okumuştum. Çocuğu severken falan kuçu kuçu falan diye seviyoruz çok anlamsız. O da bir birey. Ona da izah etmemiz gerekiyor. Yemin olun bizden iyi anlıyorlar bir takım evet. Şeyleri. Bugün çocuklar öyle. Gerçekten. Sonuçta, değil mi? Evet, diğer VTR'mize geçelim sevgili seyirciler. Almanya Köln kentinde faaliyetlerini yürüten Universal Culture Connection Derneği Pop Müzik Korosu ile 90'lar konsepti harika bir konsere imza attı. Tecrübeli koro şefi Aynur Kornav'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanmış olduğu konsere yoğun ilgi gösterildi. Tabii ki kadınca yine oradaydı. O VTR'miz de hazırsa bir geçebiliriz VTR'mize.
Tebrikler Aynur Hanım'a. Gerçekten güzel bir organizasyon yapmış. Bayağı da yoğun bir ilgi gösterilmiş. Umarız ileriki dönemlerde bol bol bu tür organizasyonlarda bulunur. Katılımda ona evet. göre farkındaysanız bu gibi organizasyonlara katılım her seferinde daha da çoğalıyor. Evet. Bu gibi bayanlar olduğu müddetçe ne gurur verici bize. Evet, programımıza tabii ki birazdan dolmak üzere. Ben istiyorum şu son dakikaları olsun güzel konulara, daha önemli can alıcı konularla bitirelim, konuşalım. Mesela Sedat Bey, sigorta dedik. Sigorta alanında hayatımızın ne tarz zorlaştırdığını, ne tarz kolaylaştırdığının örneğini de verdik. Size diyelim ki hiçbir sigorta yapmazsa, siz illaki bütçeye göre diyoruz ya, en önem vermesi gereken sigortalar hangilerdir? Reşut mu? Reşut önemli. Size böyle söyleyeyim. Şu anlık böyle. Hepsi söylemek. Tabii ki önemli. Aynen. Ama sonuçta para. Aynen. Son size böyle desem mesela, ya bunu yapmanızı ben tavsiye etsem desem asla bunu yapmam. Çünkü herkes kendisine, bütçesine göre, durumuna göre değişik şeylerimiz var. Size böyle söyleyeyim. Bayan birisi diyor ki, ya diyor ben diyor 2 ay öncesi ben mutfakta çalışmaya başladım diye söyledi. Serhat Bey ne yapabiliriz acaba dedi. Dedim ki bak dedim, 6 haftadan sonra sen sağlık sigortandan, daha doğrusu 6 haftadan fazla çalışmasın, mutfaktan elini kestin. 3 ay evde kaldın. Ya da ne bileyim ki 4 ay evde kaldın. 6 hafta sonra sağlık sigortası diyor ki, bir saniye diyor, sen aldığın maaştan diyor ben diyor %30'unu keserim diyor. Sana bu kadar diye para veririm diyor. Ama o kişi alıştı artık. Her ay o mevla almaya. İster istemez bir diferans kalıyor, bir eksiklik kalıyor. Onun için kankın tagi geldi mesela sunabilirim. Evet. 43. günden sonra o zaman sigorta şirketi bunu ödüyor. Ya da biraz öncesi dediğimiz anda gençler mesela evleniyor. Diyor ki ya diyor biz de evlendik diyor. Yeni mobilya alıyorlar. Bir sürü para harcıyorlar. Ama hasret sigortasını tavsiye ederim. Yangın çıkabilir, hırsız girebilir, su basmış olabilir. Bulaşık makinesi vandadan su borusu patlayabilir, her taraf su içine kalabilir. Hasret ödüyor. Evet. Ya da ne bileyim ki gençler vandada evlenmiş oldu. Kredi falan vesaire çekiyorlar. Bu sefer de ortakına tabii ister istemez ortakından krediye geri ödemesi gerekiyor. Evet. Ödemek istediği anda evi de düzüyorlar. Bu anda da biraz öncesi verdiğim gibi örneği. Su borusu patladı, aşağı katı su sıçradı. O zaman ne yapıyorsun? Hafifliyor diyor. Bunlar yüksek bir mevlalar değildir. Değildir ya. Gençlere demişken zamanımızda kısıtlı, hızlı hızlı soracağım. Önceden mesela ben çok faydasını duymuştum insanlardan. Şu an var mı faydası? Bauschbafetan gençlerimize tavsiye eder misiniz? Çünkü istiyoruz ki evlenirken o kadar düğün masrafından ziyade evlerini alsınlar. Faydası olur mu? Gençlere diyebilir olur. Miyiz yapın? Evet olur. Olur kredide. Olur. Aynen kredide olabilir. Evet. Ama Bauschbafetan'da insan da bunu bilmesi gerekiyor. %50'sini ödediğiniz mevlasını, anlaştığınız kapsamı içinde %50'sini evet. En azından içine, sigortanın içinde olması gerekiyor. Anladım. Bunu faydalanmanız için. Bir de insanlar böyle dikkatli olması gerekiyor. Bauschbafeta kaç yıllık yapıyoruz? Mevlası ne gider? Faizi ne gider? Bir sürü böyle şeylerden anladım. Var. Böyle. Anladım Sedat Bey. Sigorta akşama kadar tartışılır bir konu. Çok uzun bir kapsamlı ama işin ehline bilincine vermelerini tavsiye ediyoruz diyorum. Sedat Bey geldiğinizden dolayı, bizi bilinçlendirdiğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Rica zaten Google Sedat Özdemir Köln diye verdiğiniz zaman irtibat numaralarını da bulacaksınızdır. Öyle de bir kolaylık yönü var. Veya kadınca da ulaşabilirler. Hemen programın sonuna gelmeden de ben yine sponsorlarımıza, onlarsız hiçbir şey olmaz. Bol bol sponsor olmanız gerekiyor ki kadıncayı gerçekten destekleyip devam etmesini istiyorsanız. Burada da çok tatlı sponsorlarımız var. Acıbadem Hastaneleri, Home Design Akasa Mobilya, New Health and Beauty, Kadınca Dergisi, Platin Ajans ve Zadem Restoran'a evet. teşekkür ediyoruz. Diyorum. Hamide Hanım, sizin de söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sosyal. Ben 9 Haziran'da kadınca kahvaltı programımıza, farklı sektörlerden bir araya gelen kadın iş dünyası toplantımıza tek isteğimiz meslek sahibi olmaları. Meslek sahibi evet. olan herkesi kadınca programına davet ediyoruz. Kadınca programına davet ediyoruz ve yerler kısıtlı. Geçen seferde maalesef İbrahim Bey bir 30 küsür kişiyi çok, alamamıştı. Çok evet çok talep vardı. Tabii ki her zaman hep aynı yüzleri görmek de mutlu ediyor bizi de. Yeni yüzlere daha öncelik tanıyoruz. Çünkü düşünsenize her organizasyon yapılıyor. Her organizasyonda hep aynı yüzler. Biz zaten kaynaştık, tanıştık. Ama istiyoruz ki yeniler de gelsin, yeni iş kadınlarımız gelsin. İş hayatınızda destek,
tanınmak istiyorsanız Kadınca bu konuda çok doğru adres diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu kadar güzel bir şans başka hiçbir yerde bulamazlar, bu kadar güzel ortamı. Kesinlikle. Hep birlikte Kadıncayı daha çok destek. Tabii ki maddiyat da çok önemli. Ve sponsorlarımızın sayesinde. Bu arada dergilerimizi unutmayalım. Dergilerimiz var. Kadınca ve Niv dergimiz var. Kadınca'nın güzellik dergisi, estetik güzellik dergisi. Bu dergiye de kesinlikle aynen. Kesinlikle reklamlarınızı verebilirsiniz. Evet. Adresleri de zaten ulaşıyor. Yeni dergimiz bu oluyor değil mi? Ben çok beğendim. Baskısını Sağlık çok ve beğendim. Güzellik dergimiz. Sağlık ve Güzellik dergisi. Platin Ajans bizim olarak. Mekanda birçok mekanlara dağıtılıyor zaten. Platin Ajans. Platin Ajans olarak da İbrahim Bey yönetiminde tanıtım, reklam yaptırmak isterlerseler. Halkla ilişkiler uzmanı. Bundan daha güzel bir yer, platform olamaz. Kesinlikle, gerçekten söylüyorum. Kesinlikle. Kapatırken şunu söylemek istiyorum. Ben İbrahim Bey'e bana bu fırsatı verdiği için gerçekten çok büyük minnet, şükran duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok şanslı olduğumu söylemek istiyorum. Tam umutlarımın böyle şey olduğu bir dönemde güzel bir kapı açtı. Çok o teşekkür ediyorum. Umutlar hiçbir zaman sönmesin. Hiçbir kadın umutları sönmesin. Hayallerinizin peşinden koşun. Kendi ayaklarınızın üzerinde durun diyorum. Kendilerini ertelemesinler. Kesinlikle. Evet sevgili seyirciler, yine bir Kadınca'nın sonuna geldik. Kadınca ama her hafta olduğu gibi haftaya tekrar devam edecek sezona kadar. Ondan sonra da Allah kerim inşallah güzel projelere imza atacağız diyorum. Ben de Selda Hava Öz olarak diyorum, kadınları her zaman destekliyorum. İyi günler, iyi pazarlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Badem Kadınca'yı sundu. Yaşamak ve yaşatmak değerleri, sahip çıkmak zor zamanda, iyi günde, kötü günde bir arada olmak, emri hak vaki olduğunda birlikte omuzlamak hüznü, sosyal dayanışma merkezi,